Uzak Şubesi'nden, Strasbourg Şube'den hepinize iyi akşamlar. Aygül, Dilan, Ergin, Gamze, İrem, Işıl, Kamuran, Kenan, Mehmet, Merve, Musa, Mustafa, Rüya, Süleyman, Sümeyye ve Yasin. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Memleket nasıl? Her şey yolunda mı? Selam Süleyman, selam Gamze, merhaba. Aygül, Rana, sana da merhaba. Kar yağıyor. Oo, Ankara'ya kar mı yağıyor? Ankara'nın en güzel gözüken zamanı. Selam Alpay. Bu arada sevgili Alpay ve Kürşat da asistanlarımız, grup asistanlarımız. Sanırım grup sonuna kadar Alpay bizlerle kesin beraber olacak. Kürşat da sanırım bir süre bizle beraber olacak. Sizler de hoş geldiniz çocuklar. Eskişehir'de de soğuk diyorsunuz. Peki. Alpay yine sen teksin. Okey. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz burada birbirimizi tanıyan bazı insanlar olarak bulunuyoruz. Ama içinizde de belki Gamze Güner galiba, değil mi? Tanıyorum sizi. Tanıyor muyum Gamze eskiden? Evet, hatırlıyorum. Evet, içinizde de eski Akın öğrencileri var. Akın'da olmayanlar var mı? Öncelikle ilk kez yani Akın Dil Eğitim'e bugün giren var mı? Yasin Atikler'in ilk kez geldiğini biliyorum. Onun dışında seni biliyoruz Yasin. Evet. Rüya, hoş geldin sistemimize. Aygül, sen eski öğrencimizsin. Yunus Emre, okey. Tamam. Şimdi öncelikle şeyle başlayalım. Nasıl oldu sisteme girişiniz? Kolay mı? Her şey yolunda mı? Sesim, görüntüm tam mı? İyi gözüküyor muyum? Her şey yolunda mı? Onunla bir başlayalım. Gayet iyi, tamam, süper. Eğer donarsa falan mesela, şimdiden söyleyeyim. Eğer donarsa, ses gelmezse mesela bana hemen yazmanız. Dondu falan demeniz gerekiyor ki bakalım, bazen herkes de oluyor çünkü. Ama donarsa söyleyin. Sizde mi yoksa bende mi olduğunu anlamak için genelde sizde oluyor. Bende bir sorun olmuyor. Peki. Bugünkü dersimiz önümüzdeki hafta salı günü başlayacak olan 8. galiba. Hatırlamıyorum. 8. herhalde. IELTS grubumuzun demo dersi. Bugün sizlerle IELTS sınavınınla ilgili bir küçük bir demo çalışması yapacağız. Size hem sınavı anlatacağım hem dersi nasıl işleyeceğimizi anlatacağım. Bu ikisini bir arada götüreceğim. Derse başladığımız zaman inşallah içinizden derse katılanlar da olacak. Orada neler yapacağımızı anlayacaksınız. Orada da tabii ki ilk dersten itibaren kapsamlı bir şekilde size sınavı ve mantığını anlatacağım. Peki şu soruyu sorayım önce. Aranızda daha önce IELTS'e giren var mı? Okey, bilenler var mı mesela? Şöyle bir şey yapalım. Gelin mesela şöyle bir şey yapalım şuraya. Bakın şöyle yapacağız. Biraz da sistemi göstereyim size. Mesela daha önce IELTS'e giren varsa, evet, girmediyseniz hayır işaretler misiniz? Hemen şuraya açtığım ankete. Bak, buraya bir anket açtım. Hafif hafif sistemi de şöyle bir tanıyalım. Daha önce kimse IELTS'e girmemiş. Güzel. Peki. Başka bir soru sorayım. Aranızda üniversitede ya da ya üniversitede diyelim, üniversitede hazırlık okuyan var mı? Okey. Üniversite hazırlık okuyanlar var. Ama çok da yok. Okey. 10'a 5 gibi gözüküyor. Tamam. Şimdi neden bunları soruyorum? Çünkü peki bir şey daha sorayım, ondan sonra açayım. Aranızda YDS, YÖKDİ, ÜDS gibi bizim ÖSYM'nin yaptığı, biliyorsunuz o devletin yaptığı sınava girenler var mı? Hiç bugüne kadar? YDS, ÜDS, YÖKDİ. Okey. Tamam. Şimdi grubun profili belli. Grup Türk sisteminden çıkmış.
kelime okuma ezberlemeyi bilen. Ama en sonda sanırım ağırlıklı olarak lisede İngilizce görmüş. Değil mi? Okuma işini kelime veya işte dinleme işini en son lisede yapmışsınızdır. Belki de ortaokulda yapmışsınızdır. Şimdi bu sınav YDS, ÜDS sınavının bir kısmına örtüşüyor ama bir kısmına örtüşmüyor. Bunları göreceğiz. Şimdi bugün size bunları anlatacağım. Ne sınavı bu? Bu 4 beceri sınavı. 4 beceri. Nedir 4 beceri? Bir yazın bakalım. 4 tane beceri yazın bana. Dil becerisi. İlk harflerini yazsanız yeterli. Listening, writing, reading ve speaking. Güzel. Bu sınav işte bu 4 beceriyi test eden bir sınav. IELTS sınavı bu 4 beceriyi test ediyor. Bu sınava benzeyen dünyada başka bir sınav daha var. Bundan biraz daha ünlü. Onun adı da, aha da ben yazdım. Benden önce Ergin mi yazdı? Okey. TOEFL. TOEFL sınavı ile IELTS sınavı geçerlilik olarak bütün dünyada hemen hemen aynı güce sahip diyebiliriz. İkisi de aynı geçerliliğe sahip sınavlar. Farkları ne? TOEFL Amerikan menşeili bir sınav. Bizim sınavımız IELTS ise İngiliz menşeili ve daha da spesifik söyleyecek olursak Cambridge Üniversitesi'nin bünyesinde hazırlanan ve dünyayı British Council denilen bu İngiltere'nin kültür faaliyetlerini yürüttüğü kurum üzerinden dağıtılan ve bazı özel kurumlar üzerinden dağıtılan bir sınav. TOEFL sınavı değil de niye bu sınavı seçmemiz gerekiyor? Bu arasında bir fark var. Evet, gerçekten bu sınavı seçmenizin daha iyi olduğunu söylüyorum. Her zaman bunu başka öğrencilerimize de söyledim. Daha önce de söyledim. Daha önce işte Ankara'da, Kızılay'da bu sınavın dersini verirken de hep bunun promosyonunu yaptık. Bu sınav TOEFL'a göre çok daha student friendly bir sınav. Yani TOEFL gibi çok parçalı, çok bölümlü ve böyle sizi böyle uğraştıran, saatlerce not aldıran bir sınav değil. Tabii ki 4 skill olduğu için kapsamlı bir sınav ama TOEFL'a göre çok daha student friendly. Notlama felsefesi ve sınavları okuma felsefesi daha yine öğrenci dostu diyebiliriz. Öğrenci dostu bir sınav. Ve istenilen notlara ulaşmak oldukça olası bu sınavda. Gariban tayfaya hitap ediyor diyebiliriz Kenan. Okey, öyle de diyebiliriz yani. Sen öyle dedin. Olur. Şimdi tabii gariban deyince sınav pahalı. Onu bir söyleyelim. Yani şöyle sınavın giriş ücreti pahalı. Aslında hiç değişmedi. Enflasyon yok sınavın ücretinde ama biliyorsunuz bizdeki birim düştüğü için sınav giderek pahalı bir hale geliyor. Onun için iyi çalışmak lazım. Sınavın tarihlerini almanız gerekiyor. Bunlar sizin sorumluluğunuzda. Ve bunu IDP ya da Cambridge TOEFL'ın sitesinden yapabiliyorsunuz. Ve çok kolay. Yani TOEFL tarihi, özür dilerim, IELTS'in sitesinden yapabiliyorsunuz. Ve o tarihleri belirlemek size ait. Bütün büyük şehirlerde, IELTS Center'larda bu sınava giriliyor. Peki, bu sınavın notu kaç üzerinden veriliyor? Var mı bilen? 9 üzerinden veriliyor. Peki geçme notu kaç? 5, 6, 6,5. Okey. Şimdi bu sınavlarda geçme notu diye bir şey yok. Geçme kalma diye bir şey yok. Bu bir sertifikasyon sınavı. Sınavdan aynen öyle. Üniversiteye göre değişir. Sınavdan aldığınız notun bir karşılığı var. O karşılığın bir açıklaması var. Ve her bir beceride bir açıklamaya denk geliyor. Mesela 9 üzerinden herkes de donmadı bence Kenan. 9 üzerinden 6,5 aldıysanız bunun her bir beceri için bir açıklaması var. Mesela listening'den 6,5 almanın karşılığı nedir? Speaking'den nedir? Hepsinin ayrı ayrı bir açıklaması var. Bunları daha sonra size anlatacağım. Ama uluslararası akademik ortamda geçerli not minimum demeyelim aslında. Geçerli not 6,5'tür. Yani bugün 6,5 alarak muhtemelen Amerika ve İngiltere'de lisans ve master eğitimi alamayacağınız bir üniversite yok. Harvard falan diye şey yapmayacaksınız. Harvard, Oxford biraz daha yüksek istiyor olabilir.
Ama 6,5'la hem İngiltere hem Amerika hem de bütün Anglo-Sakson ülkelerinde, Avustralya, Kanada, İngilizce konuşulan her yerde bu sınavla master doktora veya lisans eğitimi alabilirsiniz. Bu sınavın iki tane versiyonu var. Biri akademik. Adı akademik, akademik hayat diye geçiyor. Biri genel. Akademik hayat adından anlaşılacağı üzere biraz daha akademik çalışmaya yönelik bir sınav. Genel hayat ise general hayat diye geçiyor. O ise daha çok vasıfsız işçi olarak göçmenlerin ya da refüjilerin yurt dışına gittiği ve çalışma imkanı aradığı ortamlarda geçer. Mesela Avustralya'ya gittiniz ve orada bir iş yapacaksınız ama akademik bir çalışma yapmayacaksınız. Genele giriyorsunuz. Peki biz burada hangisinin eğitimini vereceğiz? Biz akademinin eğitimini vereceğiz. Akademik daha zor olanı. Çünkü okumaları ve yazma kısımları daha komplike. Ama genele girmek istiyorsanız, yani az önce anlattığım amaçlarınız varsa, ha ben göçmen olarak gideceğim Kanada'ya, Avustralya'ya falan diyorsanız, genel de işinize yarıyorsa, burada alacağınız bilgiler %80 zaten sizin şeyinizi karşılayacaktır. Genel becerinizi karşılayacaktır. İçinizde böyle bir amacı olan var mı? Yani böyle şey olarak, hani vasıfsız işçi olarak gideceğim, akademik çalışma yapmayacağım, göç etmeye gidiyorum falan filan. Hepsini anlatacağım aslında Dilan. Hepsini anlatacağım. Yani şu anda daha girişini yapıyorum. Birazdan bütün sınavın bölümlerini ve dersi nasıl işleyeceğimizi konuşacağız ama bir genel çerçeveyi çizmek istiyorum ki anlayın diye. Yani neyin içine girdiğimizi görün istiyorum. Evet, peki. Doktoraya devam etmek istiyorsun. Okey. Akademik. Herkes. Evet, Türkiye'de genelde bu sınava girenlerin %85'i akademik olarak giriyor zaten. Ama ben daha önceki tecrübelerimden dolayı bunu burada hani en başta belirtmek istiyorum. Çünkü daha sonradan ya ben hocam işte genele girecektim derseniz bazı şeylerini burada yapmayacağım o genelin. Her ne kadar basit olsa da işte mektup yazma falan gibi durumlar var writing'de. Onu ben anlatmayacağım burada. Ama akademik hayata girecek olanlar için bütün sınavın bütün içeriğini, bütün komponentlerini tek tek işleyeceğiz burada. Peki. Burası tamam. Siz hepiniz akademik sınava girme adayısınız. Şimdi bu 4 skill bu sınavda nasıl test ediliyor? Ve biz bu 4 skill'ı test ederken nasıl anlatıyoruz ona bakacağız. Fakat başlamadan kafanızda bir soru daha vardır. Bence şunu soruyor olmalısınız yani. Ya benim seviyem bu dersi almaya uygun mu? Mesela hocam ben YDS'den 70 aldım. Ben IELTS'e girebilir miyim? Gibi bir soru. Ve buna benzer sorularınız varsa alabilirim. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ben en son işte Kızılay'daki Öz Coşarlar dershanesinde intermediate seviyeyi bitirdim. Hocam IELTS alabilir miyim? Gibi. Şimdi daha önce de Instagram'da sordunuz bana. Bu soruları da cevaplayalım isterseniz. Bu sınav eğer hedefiniz 6,5 almaksa, az önce konuştuğumuz 9 üzerinden 6,5 iyi ve geçerli bir not oluyor. Aslında gerçek anlamda bir pre-intermediate, özür dilerim, intermediate ve upper intermediate arası bir seviyeye denk geliyor. Intermediate, upper intermediate ne demek? Bir İngilizce kursuna gidiyorsunuz. Sıfır, hiçbir şey bilmiyorsunuz. 3 ay okuyorsunuz, elementary oluyorsunuz. 3 ay okuyorsunuz, pre-intermediate'e geçiyorsunuz. 3 ay okuyorsunuz, intermediate'e geçiyorsunuz. 3, 6, 9 aylık sıfırdan bir eğitim aldıysanız intermediate oluyorsunuz. Genel Türkiye'deki kur sisteminde. İşte o seviyedeki herkes 6,5 almak için çalışabilir. Peki bu sistemde değil de ben YDS, ÜDS Türkiye'deki YÖKDİL sisteminde çalıştım diyorsanız burada şimdi şöyle bir şey var. Eğer 60, 65, 70 gibi notlardaysanız çok rahat adapte olabilirsiniz. 60 ve üstü adapte olabilirim. Ve fakat bu sınavda orada yapmadığınız başka şeyler var. Mesela yazı yazmak
Mesela konuşmak, mesela dinlemek. Dinlemek günlük hayattaki İngilizce ile haşır neşirlik seviyemizle ilgili olarak işte Cambry kullanıyorum hocam, Netflix'te dizileri full İngilizce izliyorum hocam diyorsanız okey, orayı çözebiliriz. Fakat writing tecrübeniz yok olabilir. Yani writing tecrübeniz olmayabilir. Ama çok büyük bir sorun yok. Çünkü writing yapacak altyapınız vardır yine de. Şimdi burada kim olmamalı? Şunu söyleyeyim. Ben hocam sıfırım. Hiç İngilizce bilmiyorum. Var mı aranızda mesela? Bu arkadaşlar burada olmamalı. Eğer böyle birisi varsa. Olacağını sanmıyorum. 66. Okey. Yani yüklü 66 ne demek? Siz bayağı bir okumuşsunuz. Kelime öğrenmişsiniz. Değil mi? Kenan, vital ne demek? Söyle bakayım, vital ne demek Kenan? Yaz. Tamam, okey. Güzel. Ya mesela writing'de vital kullanıyorsan hayatta examiner diyor ki o adam vital'ı biliyor. Okey. Tamam. Peki, evet 66 uygun. O seviyeler bizi yukarılara taşıyabilir. Dediğim gibi sıfırım, hiç bilmiyorum diyenler için çok iyi bir seçenek olmayabilir şu anda bu kurs. Hemen sor Rana, yapıştır, hiç acıma, hemen yapıştır soruyor. Bu ders demo ders sevgili arkadaşlar. Şirketten yani konuşacağız. Akın'dan eski öğrencilerden. Tamam Kenan, okey. İngilizce tercümanlık okuyorum. Üçüncü sınıf ve maalesef üniversite speaking üzerinde çok durmuyor. Ağırlık hep writing ve reading üzerinde. Bu yüzden çok az yetkin bir şekilde İngilizce konuşamıyoruz. Bu kurs daha akıcı bir şekilde konuşmaya yardımcı olur değil mi? Olur. Olur çünkü bu ders, yani bu sınavın dörtte biri speaking ve o speaking'in de üç farklı şeyi var. Birazdan göreceğiz ama evet, olur kısaca. Kesinlikle olur. Bu arada derslerimizi İngilizce işlemeyeceğim. Çünkü neden? Aslında tabii ki İngilizce işlemek ideal olabilir fakat Türkiye'deki gerçek durumu göz önünde bulundursak İngilizce ders işlemeye çok alışkın değiliz. Ben sınava yönelik konuları İngilizce anlatacağım. Fakat speaking bölümlerini İngilizce yapacağız. Yani sizinle birebir İngilizce konuşacağımız yerler olacak. Onları anlatacağım. Dondu. Peki. Bence dondu. Herkes de dondu mu? Donmamıştır diye düşünüyorum. Tamam. Evet. Başka sorunuz yoksa isterseniz gelin size biraz hem sınavı anlatayım hem de dersi nasıl işleyeceğimi göstereyim minik minik. Hadi buyurun bakalım. Evet. Şimdi önce listening'le başlayacağız sevgili arkadaşlar. Baby steps başlayacağım. Yani inanamayacağınız derecede baby steps başlayacağım. Ama niye öyle başlayacağım? Birazdan anlayacaksınız. Önce anlatalım. Listening. Sağ tarafta sohbet ekranından yine konuşarak gidelim. Listening kaç bölümden oluşuyor bu sınavda? Bilen var mı? Dört. Dört ayrı listening bölümü var bu sınavın ve hepsi farklı amaçlar için üretilmiş listeningler. Ama kabaca şöyle ayıracağız. İki tane diyalog, iki tane monolog kısmı. Ve ilk önce diyalogla başlıyor. Bir diyalog, sonra bir monolog, bir diyalog daha ve bir monolog daha dinleyip listening bölümünü bitiriyoruz. Toplam kaç soru cevaplayacağız listening'de? 40. Yani her bölüm için 10 soru cevaplayacağız. Listening'de sizin bütün genel becerinizi, dinleme becerinizi ölçüyor. En basic becerilerden, yani günlük hayatta survival English, yani hayatta kalmanız için sahip olabilmeniz gereken dinleme becerisinden tutun da en üst seviyede akademik bir ortamdaki
dinleme seviyenizi ölçmeye kadar giden bir elimizde ne diyelim yelpaze var. Bunların hepsini bu dört listening'in içine katmışlar ve size farklı section'lardan bunu yani sizi bu şekilde test ediyor sınav. Birinci section haliyle daha kolay diyebileceğimiz ama bunu söylemekten hep kaçınacağım. Mesela birinci bölüm daha kolay, kolaydan zora doğru gidiyor diyebiliriz gerçekten. Ama bu şu demek değil yani. En fazla doğruyu birinci bölümde, en çok yanlışı son bölümde yapacaksınız demek değil bu. Bu aslında şu demek: günlük hayat İngilizcesi ve akademik İngilizce arasındaki beceriniz nerelerde? Evet. Kaydediliyor Sümeyye. Tabii ki. Sonradan şey yapabilirsin. Deneyim mi? Deney mi yapmaya gidiyorsun? Tamam, o zaman sana bir şey diyemeyiz. Tamam, peki. Ne deneyeceksin? Ne deneyeceksin? Bir yazsana. Fare mi keseceksin? Ah, bildim. Tüh, tutturamadım ama yine yaklaşmışım. Evet, peki. Şimdi ilk bölüm listening ile başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi çok basic bir şeyle başlıyoruz. Alfabe ile başlıyoruz. Yanlış anlamayın yani. Sizi alfabe ile test etmeyeceğim. Tabii ki A, B, C, D, E, F, G'yi hepiniz biliyorsunuzdur. Ortaokul, lise hayatınızda. Ama yine de bir gelin bakalım. Şimdi sizden şunu istiyorum. Size birkaç harf dinleteceğim. Duyduğunuz harfleri lütfen sohbet ekranına yazın. Başlıyoruz. Hadi Test bakalım. 1. Training. Spelling 1. A. Harika. Evet. A'la I yan yana, ondan oldu o. Sorun yok. Tamam. E. I. I. İki tane birden geldi. Yazın bakayım. İyi, ay, güzel. Hiç fena değil. Güzel, güzel. Çok iyi başladık. Tamam. Devam. Ve sonuncusu geliyor. S. S. Süper. Okey, güzel. A, E, I, S. Çok iyi. Şimdi biraz daha zorlaştırayım. Yine aynı şeyi bekliyorum sizden. Test 1 Duyduğunuz harfleri. training. Test 1 training. Spelling 2. C. Test 1 training. Spelling 2. Test 1 training. Spelling 2. C. Test 1. Training. Pardon, pardon. Test 1.
You. Özür dilerim. Ben takıldım. Şimdi devam ediyoruz. You'dan. Okay. You. Peki. W diyoruz değil mi? Türkçesi ne bunun? Babalarınızdan duymuşsunuzdur yani. Duble V değil mi bunun Türkçesi? Niye W diyoruz acaba? Çünkü iki U ama harf iki V gibi duruyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ses U sesi de o yüzden. Yani W dediğimizde aslında iki U sesi çıkarınca V sesini çıkarır. Anladınız mı? Şöyle göstereyim. Şu kelime way biliyorsunuz way. Bunu söylerken çıkardığımız harf V mi U mu? Diyeceksiniz ki V. Hayır iki U. Çünkü V demiyorsunuz. Way diyorsunuz. Yani W aslında iki tane U'yu yan yana getirdiğinizde çıkan sestir. Türkçede de var. Sadece alfabede görmüyoruz. Ne yazdım? Davul. Nasıl okunuyor? Davul. V mi diyorsunuz? V mi diyorsunuz ortada? Bir test edin bakalım. Şöyle bir kendi kendinize yapın bakalım. Davul derken. Davul mu diyorsun? Davul mu diyorsun? Davul diyorsun değil mi? Davul. Davul demiyorum. Davul. Okey. W denmesinin sebebi iki tane U sesi çıkması. Bu Türkçede de var. V'ler ortaya geldiğinde U'ya dönüşür. X. Y. Açtım mikrofonu pardon. Şimdi az önce bir sürü harf dinledik değil mi? A, E, I, S diye bir kategorizasyon yapmak istiyorum şu anda. Duyuyorsunuz değil mi şu anda? Duyuyorsunuz. Mantık şu. A ile başlayan yani E sesiyle, I ile başlayan I sesiyle, I ile başlayan A sesiyle, S yani E sesiyle başlayan diğer harfler nelerdi? Bir düşünün bakalım. Mesela A diye başlayan diğer harfler neler? Yani E diye başlayan, E sesiyle başlayan. L mesela, F mesela, bravo, S, bravo, güzel. Peki, I ile başlayan başka ne var? Cevap yok, tamam, sorun yok. A ile başlayan başka ne var? A yani A sesiyle başlayan başka ne var? R var. Güzel. R'ye dikkat. R bizim her zaman başımızı belaya sokan seslerdendir. Ses diyorum bakın harf demiyorum. Çünkü harfin kendisi R ama okunuşu R. Yani A sesi duyup şimdi A sesi duyup R yazman gerekecek sınavda. Bu bizi biraz zorlayabilecek bir şey. Tamam şimdi onun için bir çeşit farkındalık oluşturuyoruz. Tamam. Peki güzel.
Es, yani hangi sesle başlayan? Türkçedeki şöyle yan çizersen bu sesin kendisi olur. E sesiyle başlayan. Var mı başka böyle olan ses? M var değil mi? N var, L var, X var. Bravo, güzel, harika. Peki bunların hiçbirine uymayan sesler neler? Hangi sesler bunların hiçbirine uymuyor? Ben ses diyorum, siz bana harf yazacaksınız. D, Y, bravo, D, Y, başka. Q, D, güzel. Okey. Peki. H. Mesela H'yi söylemediniz. H biraz yine bizim Türk alfabesine çok uzak olduğu için H diye söylendiği için H yani A, H, J, E sesi içinde, K, E sesi içinde. İçindeki seslere de bakacağız. O, R, U, W sesleri ise başka hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi bu mesela A, B, C, D, E, F, G diye değil de çıkan seslere göre spelling çok önemli. Neden bu kadar spelling üstünde durdum? Bu zamanla ilerletilecek bir şey. Bu sınavda sahip olmamız gereken ilk bölümdeki en önemli becerilerden biri spelling. Çünkü spelling ile en az 2 ya da 3 soru çözüyorsunuz. 2 ya da 3 soru çözüyorsunuz. Neler spell ediliyor? İsimler spell ediliyor bu sınavda. Yerler, adresler, tarihler, bir sürü spelling var. Ve özellikle de yer ve adres spellinglerinde önemli bu ses ayrımı. İçinde A olan sesler, yani E olan sesler, H, J, K. İçinde I olan sesler, C, G, T, V. İçinde I olan sesler, Y. İçinde E'sin E'si olan sesler, F, L, N, X. Bir de O, R, U, V var. R'ı buraya koyabiliriz. Ama biraz farklı. Çünkü neden farklı? British R ile English R, American R arasında fark var. American R'da bu şöyle 3 tane çizeyim baskılanıyor. R diye söylenirken British R neredeyse okunmuyor. Yani K. Yani bir İngiliz spelling yapıyorsa C-A-A diyecek. C-A-A. Komik değil mi? Car bir İngiliz tarafından hecelendiğinde C-A-A oluyor. Ama bir Amerikalı tarafından hecelendiğinde C-A-R oluyor. Peki. Bu küçük awareness farkındalığı geçtik. Gelin ilk bölüm için becermemiz gereken işlerden biri dediğim o işi tecrübe edelim ve ne yapalım? Biraz spelling yapalım sevgili arkadaşlar. Şimdi duyduğunuz şeyi yazacaksınız. Tamam. Alfabeyi bilmiyorsun. Ayıp değil ama YouTube'dan hiç ayıp değil. Hiç ayıp değil. Alfabeyi bilmiyor olmanız gayet normal. Ama YouTube'dan English alfabet yaz ve bugünden itibaren çalışmaya başla. Alphabet practice yaz. Alphabet practice yaz ve çalışmaya başla Kenan. Tamam. Bunun üstünde duruyor olmam herhalde tesadüfi değil, değil mi? Sonra göreceksiniz derslerde. Ya Allah kahretsin yine şaşırdım dediğiniz bir sürü heceleme hatası yapacağız. Test 1 training. Spelling 3. 1. My address is 23 Borough Road. That's B O R O U G H. Gelsin. Borucuğu. Şimdi benim bir eğlenme hakkım var. Zöhre üstüne alma. Benim eğlenme hakkım sizin spelling hatalarınızda. Tamam. Evet. Güzel.
Duymuyor musun Yasin? Normal değil. Yasin bir çık gir yap. Yasin bir çık abi. Çıkış yap sistemden. Sonra geri gir olur mu? Rüya sende. Okey. Hemen çıkıp girer misiniz? Sizi bekliyorum ben. İkinizi de. Evet. Boruch. Sevgili arkadaşlar. Listening'i duymuyorlar. Misafir gezdiğinde teşekkürler. Boruch'tu. Güzel. Şimdi bu birinci bölümde, listening'in birinci bölümde birazdan bir tane full birinci bölüm dinleteceğim bu arada size, merak etmeyin. Tekstin içinde günlük hayat, survival English olan kısımda işte birilerinin adresi, nerede yaşıyorsun, nerede oturuyorsun, işte kaç kilo aldın, işte ne kadar uzaklıkta falan, saat kaç, şunlar bunlar hep böyle günlük İngilizce şeyleri test ediliyor. Burasının kolay olmasını bekliyoruz ama kolay olmak zorunda değil. Ama pratik yaparsak çok kolay. Sonuçta her bir sorudan aynı puanı kazanıyoruz. Totalde 40 puan üzerinden kazandığımız için buralardan hiç şey kaçırmamamız gerekiyor. Soru kaçırmamamız gerekiyor. Yasin Rüya, geldiniz mi? Geçelim mi ikinciye? Borrow. Söz hakkını kullanmaya gerek yok Rüya. Aşağı yazabilirsin. Sohbet kısmına yazabilirsin. Bu dersi saat 21.30 Türkiye saatiyle diye planladık ama önemli değil. Benim vaktim var. Sizin de vaktiniz varsa dersi uzatabiliriz. Sıkıntı yok benim için. Ne de olsa demo ders. Ama rahatız yani. Evet. Peki. Şimdi aşağıdaki sohbet ekranı. Eyvallah Demet. Ben de aynı şekilde çok heyecanlıyım. Hayat gruplarında çok böyle keyifli oluyor. Aşağıdaki sohbet ekranını sohbet olarak kullanıyorum. Ama derslerde mesela birbirimizi etkilememek istediğimizde diyorum ki yukarıya cevapları yazın ki hani aşağıda birbirimizi etkilemeyelim. Şimdi mesela onun için yukarıya, birazdan yukarıya alacağım cevabı. Şöyle ufaktan devam edelim. Yasin ve Rüya, geldiniz mi? Yasin, Rüya gelmedi. Two. Send your application to Jaywick Limited. That's Jaywick. K. Okey, şimdi yukarıya yazın bakalım cevapları. Yukarıya. Yukarıya yazıyorsunuz. Bu sefer ne yapıyoruz? Yukarıdan birazdan anlayacaksınız nasıl olduğunu. Şu anda yukarıya yazın cevapları üstteki kutuya. Herkes yazsın. Mesela misafir GZ'de yazdı. Hadi yaz bakalım. Seda yazdı. Burcu yazdı. Evet. Yukarısı şenlendi. Peki. Cevap neydi? Jaywick. J A Y W I C K. Evet. Jaywick. Three. My name is Anna Fravelli. I'll spell that for you. FRAVELLI.
I. Hadi yukarıya. Evet. Fraveli, Frabewi, Fraviola. Favil, Fraivelli, Frevali. Evet, peki. Fraviola, bu Fraviola'yı sevdim. Evet, Fraveli, Fraveli. Evet. Fraveli. Az önceki çalışma bu yüzdendi. Harf ve sesler farklı. Alfabeyi hep A, B, C, D, E, F, G diye gördük eğer gördüysek. Bu hiçbir zaman spellingle aynı işe yaramıyor. Rüya, sen de bir çıkıp girer misin bir daha? Çünkü Yasin'inki oldu, seninki de olacaktır diye düşünüyorum. Peki, şimdi devam edelim. Yine aynı beceriden devam ediyoruz. Bu test sefer one bir training. Numbers. 1. I live at 391 King Street. Training. Evet, böyle cümleler duyacağız birinci disimlikle. I live in 391 King Street diyecek. Siz de boşluğa 391 yazacaksınız. Hazır mısınız? Two. A family ticket is cheaper. It's only $48. Yaz bakalım yukarıya. Genelde birimi verilir. Rakamların birimi verilir. Ama duyduysanız birimi de yazın. Okay, süper. Aferin size. $48. Three. You can ring me on my mobile. The number is 07862-335-201. Hadi yakalayanlar yazsın yukarı. Bazılarınız uluslararası koduyla yazdınız, bazılarınız bayağı dahili hat olarak. Size bir kere daha hak veriyorum. Three. Hadi bir daha. You can ring me on my mobile. The number is 07862-335-201. Aferin Gamze. Ergin, ben yine dahili hat yazdım. Evet, sayı neymiş görelim. 07862-335-201. Double three, double o, double one, double ifadesini duyacağız mesela. Bu sınavda çok. Peki neden kaçırıyoruz? Şimdi hiç kimse bizim 7'ı duyduğumuzda anlamadığımızı iddia edemez. Neden kaçırıyoruz? Neden bazılarımız kaçırıyoruz? Niye mesela o 7 olmasına rağmen mesela bir sürü 8 görebiliyoruz? Neden?
birkaç sebebi var. Seven ne ile başlıyor sevgili arkadaşlar? S ile başlıyor. Maalesef 8 de S ile başlıyor. Seven duyanlar 8 yazıyor. Çok basit ama bu yüzden. Okey. Bu bir meleke işi. Bu bir alışkanlık işi. Bunu bol bol yapacağız derslerde. Yerine oturacağız. Bu birinci sebep. Yani sesler Türkçe ile İngilizce arasındaki sesleri birbirine karıştırıyoruz. Ayrıca 078 62 078. Yani şöyle bir şey duyuyorsun aslında. 078. Sen böyle bir bütün bir kelime duyuyorsun. Bak 078. 078'i duyduğun zaman bunun içinden 3 tane rakam çıkarman lazım. O'un O'su, 7'ın S'si, 8'in E'inden 8'i çıkarıyorsun. Bu da yine neyle olacak? Zamanla, dinleyerek olacak. Bütün halinde rakamları duyup onların içinden onları ayrıştırmamız gerekiyor. Yani kulağımıza duyduğumuz şey bir bütünlük. Niye? Çünkü rakamları blok blok söyleriz. Değil mi? Türkçe'de de öyle. 0532, 463. Yani 0.532 milyar diye söylemiyoruz. Hep böyle rakam rakam söylediğimiz için o bloklara alışmamız lazım. Double'lara, triple'lara dikkat edeceğiz. O'lara dikkat edeceğiz. O1. Burada bir ulama oluyor genelde. O1 mesela. O1, O8, O7. Oradaki O8'deki O, wait, O8, 08'lere dikkat edeceğiz. Evet. Test 1 training. Dates. 1. Geliyor. Hadi bakalım ne duyacaksınız? The first day of the course is the 21st of September. Tarihleri de duymamız gerekiyor. Hadi bakalım tarih neymiş? 2. I was Yazın yukarı. Yukarı Two. Yazın. I was Bravo Yasin. 21st of September. Güzel. 31st'ler var. Bak şimdi yukarıya. 24th var. 21st 31st yazan var. 24 var. September 21. Bu şekilde yazılabilir. Sınavda bir sürü söyleme biçimi, daha doğrusu duyduğunuz şeyi farklı yazma biçimi var. 21st September diye yazabilirsiniz. 21st September yazabilirsiniz. 21st September yazabilirsiniz. Özür dilerim. Born on the 1st of February 1986. İkisi de kabul ediliyor. Hadi bir date daha geliyor. I was born on the 1st of February 1986. Hepsini birden yazın bakayım. Yukarıya. Okay. Tamam. 1st of February 1986. February 1, 1986. Dediğim gibi bunun sırası değişebilir. Bravo Yasin. Güzel. Three. I have an appointment with Dr. Andrews on the 31st of March.
Yukarı. Yazın bakalım. Okay. Fena değil. 31st of March dedi, değil mi? March 31. 1 olunca first olunca ST, 2 olunca ND, 3 olunca RD, değil mi? First ST, second ND, third RD. Ondan sonrakilerin hepsi fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth TH. Tamam mı? Sonra yeniden 21, 22, 23'ye döndüğünüzde 21st, 22nd, 23rd, yani her bir ondalığın 1, 2, 3'ü yine STNDR'de ve gerisi TH. Bunu da bir daha hatırlatmış olurum. Az önce ben de yanlış yazdım bu arada. Peki buna da dikkat edeceğiz. Yani 31st of March dediğimizde TH değil, 31st olduğu için SD olacak. Pekala. Duyulmuyor. Zamanla alışacağız. Şimdi pratik, yani size göstermeye çalıştığım şey bu işte. Şimdi ne yapıyormuşuz? Demek ki bakın en basic beceri, bunları geliştiriyoruz. Bu sınavda bunları yapmamız gerekiyor. Başka nelere bakmamız gerekiyor? Hadi test bakalım. One training. Hazır mısınız? Yeni bir şeyler deneyelim, size iyice ısınalım. Test one training. Measurements. 1. Test one. Evet, hadi bakalım, geldi. Test. Mount Everest is 8,850 meters high. Ölçü birimleriyle beraber yazmanızı istiyorum. Yukarıya yazın, yukarıya. Aşağı yazmayın. Kenan yukarı. Yukarıdaki kutuyu görüyorsunuz değil mi? Kenan, Seda. Yukarıya yazın lütfen. Seda yukarıya. Yukarıdaki kutuya. Tamam. Sekiz yüz elli var ve cevap 8,850 meters high. 8,850 meters high. 8,819 değil mesela. Değil mi? 19 değil. 800 sadece sonunu duyabiliyoruz. Bazen öyle yazıyoruz ama mesela böyle bir durumda da şu olabilir Kenan. Biz neyin yüksekliğinden bahsediyoruz? Onu istemedim duymanızı ama kimden bahsediyor bu? 8850 metre kimmiş? Ya, aşağı yazabilirsiniz. Kim? Everest değil mi? Okey. Yani 800 metre olamaz yani. Bizim Kaz Dağları bile 1000 metre. 12. Two. It's 658 kilometers from Wellington to Auckland. Yazın bakalım duyduğunuz rakamı yine yukarıya. Yukarı Seda. Yukarı. Bir daha dinleriz. Tamam, okey. Ama şuna da alışmamız gerekiyor. Bu sınavda, ha bu arada, bu sınavda listening'ler bir kez yapılıyor. Bütün sınavlarda öyledir bu arada. Bütün uluslararası TOEFL, IELTS ve diğer bütün sınavlarda bir kez dinlenir. Üniversite hazırlık sınavlarını 2-3 kez dinlenebilir ama bu sınavlar bir kez dinlenir.
bilginiz olsun. Yani bir daha, bir defa duyarak hemen doğru cevabı yakalamaya ihtiyacımız var. Bilgisayar veya şey olmasında. 2. It's 658 kilometers from Wellington to Auckland. Burada Wellington'la bilmem ne arası dedi. Gelin bir daha dinleyelim. Evet, Wellington'dan Auckland'a. 3. John is 180 centimeters tall. Hadi bakalım bir tane daha. Yukarı. Yukarı. Evet, fena değil. Utanmak yok. Bak, demek utanmak yok. Neyse yazacaksın. Gördün. Evet. Çeşit çeşit. Ülkemizin renkleri gibi cevaplarınız da renkli. 187, 1084, 118, 184. Evet. Peki. 170 de var. Kimden bah neden bahsediyor? 3. John is 180 centimeters tall. Acaba duydunuz mu? Bir daha dinleyin bakalım. Aferin Aygül. İnsan boyu bu, değil mi? İsmi de John. Güzel. O zaman mesela binleri bir yana koyacağız. John is 180 centimeters tall. 180. 180'deki E'yi duymadığımız için 180 duyuyoruz ve orada neden sorun yaşıyoruz? 100 iki çizgi arasında yazayım. 180 gibi bir şey duyuyorsun. Duyduğun şu. Bak. 180. Yine dediğim gibi bir bütün ses duyuyorsun ve bunun içinden 180'i çıkarman lazım. 180 centimeters tall. 180 santimetre. Tall dedi değil mi? Uzunluk için tall kullanıyoruz. Pekala. İlk bölüm için işte bunları çalışıyor olacağız ve bu becerilere sahip olmamız gerekiyor. Sevgili dostlar. Bu sınavın ilk bölümü bunları içeriyordu. Ve bu beceri diğer bölümlerde de aslında sürekli geliyor karşımıza. Ama her seferinde sınavda sadece birinci bölümde bunları soruyor yani. İlk listelikte soruyor. 2, 3 ve 4'te genelde bunları çok sormuyor ama yine de sorabilir. Birer tane çıkabilir. Fiyat, yükseklik, sıcaklık çıkabilir. Onun için bize 5 soruya en az mal olabiliyor buradaki yani ne diyelim 5 soru kazandırabiliyor. Sadece doğru ses duyma. Amaç puan toplamaksa önemli. Şimdi gelin bakalım. Artık ısındınız diye düşünüyorum. Artık bir şeye bakalım. Sınav sorusuna bakalım. Tamam, tabii ki sınav sorusu böyle değil. Sınav sorusu bir metin olarak gelecek karşınıza. Mesela şöyle şeyler çıkacak karşınıza. Bir metin çıkacak. İlk bölümden bahsediyoruz. Şöyle bir metin çıkacak karşınıza. Yoruldunuz mu bu arada? Yorulan var mı? Yorulmadınız değil mi daha? Ha? İyiyiz değil mi? Güzel.
Aferin. Daha yorulmak yok. Nope. Aferin. Tamam. Şimdi şöyle bir metin çıktığında karşınıza. Belli bir süre veriyor size. Diyor ki 25 saniye var. Metni oku ve sonra dinle ve boşlukları doldur diyor. Şöyle bir metne baktığında 25 saniyede hiçbir şey yapmayabilirsin. Yatabilirsin böyle 25 saniye bekleyebilirsin. Ya da o 25 saniyeyi de iyi kullanıp ne yapabilirsin? Hızlıca şöyle gözünü zıplata zıplata tarayabilirsin. Biraz da bunlara da bakacağız. Mesela all day starts on. On diyor. Children must be over. Years diyor. Group rides each day diyor. Hats provided but not dedi diyor. Şimdi böyle tık 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 okuyorsun. Bunları okurken hem içeriye hakim oluyorsun hem de buraya ne gelire dair bir fikrin doğuyor. Evet 25 saniye 30 saniye çok uzun zaman değil. Ama kendini önceden buna hazırlayarak aslında beynini biraz harekete geçiriyorsun. Yani böyle connection'lar başlıyor çalışmaya. Hazırlıyorsun kendini. Hani böyle bir oturayım 25 saniye sonra gelecek ne de olsa demekle bunu yapmak arasında bir fark var. Tamamen sınav taktiği üstünden gidiyorum şimdi. Evet. Tabii gerçek hayattaki karşılığı da böyle yani. Bir konferansa gittiniz, bir şey dinleyeceksiniz. Böyle adam konuşuncaya kadar Instagram'a bakarsan adam konuştuğunda 10 dakikanı alır yani konsantre olmak. Ama baştan hazırlandıysan, konuyu biliyorsan, ne konuşacağını biliyorsan kendini hazırlarsın ve ilk andan itibaren konsantre olsun. Bunun gibi bir şey. Yani biraz kendimizi hayata da hazırlıyoruz bu sınava çalışırken. Neyse, şimdi dönelim bir sorumuza. Holiday starts on nokta nokta. Şu sağ tarafa bakın bakalım. Hangi kategoride bir cevap olacak? Birin cevabı. Date, distance, numbers, price, website adres, meal, place, facility, clothes, event. Aşağı yazabilirsiniz. Bunu aşağı yazın. Aşağı. Okay, yukarısı şimdi şeydi. Bu rahatız burada şimdi. Holiday starts 10 dediğine göre, değil mi? Diyorsunuz ki hocam ondan sonra tarih gelir. Ha, onu biliyoruz hocam. Siz de bizi ne yaptınız? Diyor. Özür dilerim. Tabii ki haklısınız. Ondan sonra date gelir, değil mi? Ne zaman başlayacağını söylüyoruz. Harika. Peki, children must be over years. Mesela buraya ne gelir? Number gelir tabii ki. Değil mi? Güzel. Group rides each day on average. Buraya ne gelir? Group rides grup sürüyor her gün ortalama. Sürmek var mesela. Ne sürebilirsin? At sürebilirsin. Bisiklet sürebilirsin. Benim gibi. Okey. Sağdan bir şey seçeceğiz. Yani kategori. Şimdi kategori belirliyoruz. Buraya rakam mı gelir? Tarih mi gelir? Fiyat mı gelir? Yiyecek ismi mi gelir? Kategorik olarak ne gelir? Bunu soruyorum. Alıştırmayı belki çok iyi anlatmadım. Ekipman mı gelir mesela? Ekipman olabilir mi? Grup sürüyor. Her gün ortalama bisiklet denir mi mesela? Her gün ortalama bisiklet sürüyor. Ortalama olduğu için daha rakamsal bir şey olacak. Sürmek olduğu için de distance mantıklı. Şimdi bir daha söylüyorum size. Ben size ne çalıştırıyorum şu anda? Ben size listening section 1'de karşınıza çıkacak bir metni dinlemeye başlamadan önce yaptığınız ilk hızlı okumada ki buna İngilizce'de ne diyoruz? Scan diyoruz. Tamam mı? Scanning yani bildiğiniz scanner'ın yaptığı. Scan ettiğinizde kendinizi hazırlıyorsunuz. Hem dinlemeye hazırlıyorsunuz psikolojik olarak hem de ya buraya kategorik olarak rakam gelecek. Buraya sayı gelecek. Buraya şu gelecek. Şimdi bunun çalışmasını yapıyoruz ve diyorum ki sağ taraftaki kategorilerden seçin. 1, 2, 3'ü yaptık. 4'e gel. Yine bir bak pony tracking holiday. Bir pony tracking holiday sisteminin ne olabilir bu mesela mağazası ya da neyse turizm şirketinin dokümanı bu. O dokümanı okuyoruz, dinleyeceğiz ve bu boşluğa ne gelir? Şapkalar veriliyor ama değil. Buraya ne gelir? Sağ taraftan hangi kategori gelir? Okey. Tabii ki ne gelir? Clothes or piece of equipment.
şapkalar veriliyor ama ne verilmiyor mesela? Botlar verilmiyor. Boots diyecek örneğin. Değil mi? Ya da işte diyecek ki mesela polo shirts diyecek. Polar kıyafetler verilmeyecek. Peki. Anladık değil mi? İşte sınavda bu beceriyi nasıl geliştiririz'e de bakacağız. Hep derslerimizde buna bakacağız. Hadi bir tane daha yapalım. Mesela ne yapalım? Ne yapalım? 7'yi yapalım. Campsite has a kamp alanının bir şusu var diyor. Nesi var? Bir place gelecek. Place fena bir cevap değil ama daha website. Campsite has a website. Bravo. Doğru. Kamp alanının bir web sitesi var. Okey. Hadi onu da kabul ettik. Ama bence en doğru cevap Ergin ve Seda'nın cevabı facility. Facility ne demek? Facility tesis demek. Bir tesis ismi gelecek. Bakın kelime tesis olmayacak. Mesela ne diyecek? Atıyorum tuvalet diyecek. Swimming pool diyecek. Running pist diyecek. Trekking area diyecek mesela. Trekking alanı var diyecek. Değil mi? Hadi bir tane daha soralım. Sonuncuyu soruyorum. 10. 10'u neyle dolduracaksın? Sağdan bir kategori seçiyorsun yine. Will take place one evening. Take place yer almak demek. Yer alacak bir gece. Gerçekleşmek, yer almak. Happen yani. Mesela kampa gittin işte bak campsite'da şu var, bu var falan filan. En sonunda da ne söylüyor? En sonunda da bir gecede bir şey olacak diyor. Artık neyse o. Mesela dansöz çıkacakmış. Tamam. One evening there will be a belly dancer. Pony trick'te. Neyse artık. O event neyse. Tamam. Ama bravo. Bir event olacak. İşte ha, bu işi ne kadar zamanda yapmanızı bekliyorum sizden. Sınav için bu hazırlığı 25-30 saniye. İmkansız gibi gözüküyor olabilir. Ama bunu her ders, her listening'de yapacağız. Yani kendimizi listening'e hazırlayacağız. Ve göreceksiniz ki zamanla burada hızlanacağız. Ve dinlerken hazırlıklı olacağız. Evet. Şimdi artık bir tane sizle gerçekten sınav şeyine uygun. Yani bildiğiniz sınav formatında bir tane listening section 1 yapabiliriz sanki. Listening section 1. 4 section'dan birincisinde günlük hayatla ilgili survival English'i gerektiren yani hayatta kalma becerisini gerektiren İngilizce testleri, İngilizcenizi test eden kısım. Mutlaka instruction'ları okuyun. Instruction ne demek? Size kaç kelime yazmanız gerektiğini söyleyen kısım. Mutlaka okuyun. Mutlaka. Çünkü orası sizi limitliyor. Kaç kelime, kaç harf, kaç rakam yazmanız gerektiğini söylüyor. Harf değil, özür dilerim, kelime. Mutlaka size verilen metnin başlığını ve az önce yaptığımız gibi scanninginizi yapın. Size verilen zaman içinde bu 20, 25, 15 saniye olabilir. Boşluklara gelen kelime türlerini az önce yaptığımız gibi mutlaka tahmin etmeye çalışın. Ve bak şimdi 4 önemli. Bir introduction yapıyor size dinleyeceğiniz tape. Diyor ki birazdan bilmem kimle bilmem kim bir şey hakkında konuşacak diyor. Bunu da dinleyin. Çünkü bu dinleyeceğiniz şey önünüzdeki metinde, kağıtta ya da internette girseniz de fark etmez olmuyor. Yani dinleyerek de konuyu hafiften anlıyorsunuz. Ve sonrasında da iş dikkatlice dinlemek, odaklanmak ve cevapları verir vermez bir sonrakine odaklanmayı gerektiriyor. Yani bir yerde takıldın. Bu neydi, bu neydi, bu neydi demene gerek yok. Çünkü o bir puanı aldın, aldın, alamadın. Bir sonraki soruda bir puan daha alma şansın var. Yani taktiksel olmak her zaman önemli bu sınavda. Evet. Ve mesela bu nasıl işliyor? Paper based olsa, bilgisayar ya paper based kağıt ya da bilgisayarda da giriyor olsanız bütün bu listening bölümü diyelim ki 40 soru 40 dakika sürecek. Bittikten sonra size bir 10 dakikalık cevaplarınızı elinizdeki cevap anahtarına yazdığınız cevapları daha doğrusu hard copy'ye yazdığınız cevapları cevap anahtarına geçirmek için bir 10 dakikalık zaman veriliyor. Bu 10 dakikalık zaman aslında sizin için hem cevapları geçirmek hem de
emin olamadığınız şeyleri düzeltmek için bir son bir şans. Eğer bazı şeylerde emin değilseniz kabaca anladığınız şeyi yazın ve geçin. Daha sonra 10 dakikalık zamanda bu cevapları düzeltebilirsiniz. Yine bir taktiksel şeydi bu. Evet. Bunu da anlattıktan sonra araya gideceğiz birazdan. Biliyorum biraz yoğun bir başlangıç oldu. Baby steps dedik ama gördüğünüz gibi buraya kadar getirdim sizi. Şimdi bunu dinleyeceğiz. Tamam. Cycling holiday in Austria. Example demiş. Bir sınav formatı budur. Example kutusu olur bir tane. Most suitable holidays 10 days. Size bunu dinletir. Der ki işte bu sorunun cevabı 10 olacak. Şimdi yeniden başlıyorsunuz der. Ve bütün metni dinlersiniz. Standart format budur. Yani hem şekil olarak hem listening olarak. Şimdi önünüzdeki metin bu. Tabii ki 10 soru size. Direkt listening'i açıyorum. Ve sesimi kısıyorum. Dinleyip cevapları şimdi buraya yazmıyorsunuz. Tamam mı? Bir yere not alın. Derslerimizde bir Word sayfası açarsanız eğer ya da önünüzde bir kağıt kalem olsa iyi olur. Sürekli not almanız gerekeceği için ekranı bölüp o Word'e ya da Test 1 Exam Practice Listening Section 1. You will hear a telephone conversation between a woman and a man who works for a holiday company about a holiday she would like to go on. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Pause the recording for 30 seconds. You have 30 seconds to scan the text. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Holidays for you. Sean speaking. Can I help you? Oh, hi. I've been looking at your website. I'm interested in a cycling holiday in Austria in April. Ah, we have 2 trips in April. One lasts 14 days and the other 10 days. I think the 10-day trip is better. So let's see. I've got a calendar here. What are the dates? The length of the trip that the woman chooses is 10 days. So 10 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Holidays for you. Sean speaking. Can I help you? Oh, hi. I've been looking at your website. I'm interested in a cycling holiday in Austria in April. Ah, we have 2 trips in April. One lasts 14 days and the other 10 days. I think the 10-day trip is better. So let's see. I've got a calendar here. What are the dates? Well, that trip is in the middle of the month. It starts on the 17th of April and it finishes on the 27th. That suits me. I can't leave work before the 10th of April. Let me see if there are any spaces. Is it just for yourself? Myself and my sister, so 2 of us. Yes, we have spaces. Is it a big group? At the moment, there are 12 people booked on this trip, and with you two, that will be 14. The maximum number is 16, so it's almost fully booked. We can't go over that because it's hard to keep a larger group together. I need to check that I'm fit enough for this, but the distances look okay.
The website says we'll ride approximately 45 kilometers a day. Is that right? That's correct. And I've got the exact distances here. It really depends on which part of the trip. Some days are only 35 kilometers and some are more. But you'll never have to cycle more than 50 kilometers in one day. Oh, okay. I can manage that. And we stay in hotels? Yes. They all have restaurants and the rooms have ensuite facilities. And do they have pools? It's how I relax after a long day. There is a swimming pool in a few of the hotels, but none of them has a gym. I don't think we'll need a gym after all that cycling. I'd better find out how much the holiday costs before I get too excited. Including flights, it's £1,177 for one person. Oh, we'll book our own flights on the internet. That's just £1,013 then. And we can book insurance for you if you want. And which meals are included in that price? Well, breakfast, of course. And the hotels will provide you with a packed lunch each day. We do stop during the afternoon in a village somewhere for a rest, so any snacks you buy then are extra. Then dinner will be in the hotel every evening, and that's included in the price of the holiday. Before you hear... Okidoki, nasıldı? Okey, tamam. Zaten çok harikaydı diyorsanız, süperdi, hepsini doğru yaptım diyorsanız, çok güzel bir şey ama zaten o zaman iyisiniz demektir yani. Birinci kısmın cevabını bir alalım bakalım. Holiday begins on. April. April. Güzel. 27 yazısı gelen oldu mu? 27 of April yazan oldu mu? Buraya demediniz ama. 27'de duydunuz. 27'de duydunuz. Fakat 27 neydi? The trip finishes on 27 April. Kadın da dedi ki I can leave work before the 10th of April. Yani orada bitişiydi. Şimdi sınavda, listeninglerde her zaman sizi çeldirecek, sizi distract edecek. Tamam mı? Bu kelimeyi de öğrenelim. Distraction, çeldirmek demek. Cevaplar veya işte şeyler olacak. Reading'de de olacak, listening'de de olacak. Özellikle de reading ve listening'de bunları çok göreceğiz. Distraction'lar çok olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Diğer bir becerimiz de farklı bilgileri eleyip doğru bilgiyi alabilmek. Bu sınav bize bunu da öğretiyor. Peki. İkinciye gelelim. No more than people in cycling group. Hadi yazın bakalım yukarı. Bekliyorum cevaplarınızı. 10 saniye. Hadi. Herkes yazsın. Rüya yukarı yazsana. Rüya yukarıdaki kutuyu görüyorsun. Oraya yazar mısın cevabını? Bir deneyelim bakalım. Yoksa yazamıyor musun? Yazabiliyor musun? Orayı görüyor musun? Gamze, Ergin, Seda, Gamze, Demet, Misafir, Gezede yazdı. Rüya sen de yazdın. Aferin. Okey. Güzel. Harika. Çünkü şöyle yapıyorum bak. Buraya yazıyorsunuz. Şimdi sonra açıyorum. Daram, cevapları görüyorsunuz. Kimler ya da daha doğrusu kaç tane doğru cevap var? Mesela 2 tane 12'miz var. Geri kalanlar doğru cevabı vermiş. Aferin. Neden 12 ve ya 14 de olabilirdi? Değil. Çünkü 12 number of people booked on the trip at the moment. Şu anda booking yapanlar. Demet yanlış duymadın. Bir daha söylüyorum. Yine distraction var.
Tamam mı? Birden fazla aynı doğru yerdesin. Birden fazla 16, 12, 14 duyuyorsun. Birden fazla rakam duyuyorsun. Peki neden 12 değil 14 değil? Çünkü soru köküne de dikkatli bakmamız lazım. No more than people in cycling group. Şundan fazlasını kabul etmiyoruz diyor. Yani no more than 16 people olacaktı bunun cevabı. Peki bir sonrakinin cevabı neydi? Hadi yaz bakalım karım. Burada da distractionlar vardı. Buranın da cevabı ...45 olacaktı. Ama 50 de duydunuz. Hatta 35 de duydunuz. 50 ve 35 de duyduklarınızın arasındaydı. Peki neden 45'ti? Soru ne diyor? Her gün grup cycle, bisiklete binecek. 45 on average. Tabii ki kilometre de ekliyoruz. Tabii ki 45 kilometre. Ortalama 45 kilometre bisiklete binecek. Tamam mı? Neden 35 değil? Çünkü adam diyor ki the shortest distance is 35 kilometers. En kısa. And the longest distance is 50 kilometers. But neither is average. Yani ikisi de ortalama değil. Bizim average'e ihtiyacımız var. Duyduğunuz bilgi on average'e uymalıydı. Yani soru köküne dikkat edeceğiz. Okey Demet. Niye yanlış yaptığını da anladın değil mi? Yani 50 yapanlar çok büyük bir yanlış yapmadınız. Sınav zaten bunları size test etmeniz için var olan bir sınav. Bunlara alışacağız. Some of the hotels have a. Buraya bir facility gelecekti. Bazı otellerin bazıları nokta noktaya sahip diyor. Yine bunun da birden fazla cevap duyduğunuz bir kısım olduğunu hatırlatıyorum. Ve dikkat edin. Some of the hotels. Bazı oteller neye sahip diye soruyor. Bazı oteller neye sahip? Mesela bazı otel ya hiçbirinin olmadığı, daha doğrusu hiçbir otelin sahip olmadığı bir şeyi de söyledi. Hepsinin sahip olduğunu da söyledi ama bazı oteller diyerek söylediği şey swimming pool da diyebilirdiniz. Pool yeterli ama swimming pool da okey. Doğru cevap pool. Peki gym niye değil mesela? Gym bak Ergin sen demişsin ki gösteriyorum bakın şimdi cevaplarınızı. Ergin demişsin ki sen no gym. Okey. Bu ne demek? Yazdığın cevap aslında yanlış cevap yazdığını söylüyor sana. None of them has a gym. Hiçbirinin gym'i yok diyor Ergin. Yani sen hiçbirinde olmayanı yazdın. Zaten kendin de onu söyledin. Bak no gym. Some of the hotels have a no gym olmaz. Bazı otellerin hiçbirinin bir bazı otellerin hiç gym'i yok değil. Okay. Ha okay tamam anladım. Peki. Yine ama sonuçta mesela breakfast, dinner gibi şeyler de yine aradığımız cevaplar değildi. Peki ghost. All şey holiday cost per person without flights. Uçuş hariç. Burada da iki şey duydunuz. İki rakam duydunuz. Bir de duyduğunuz rakamda bir sıkıntı var. O da şu ki 1013 mü 1030 mu? Yani 13 mi 30 mi? Bir de 77 vardı ki o 77'ı da yine az önce söylemiştim ya Ergin. 7 niye 7 duyunca 8 yazıyoruz hatırladın mı? Bak test edildi onaylandı gördün mü? 7 duyup 8 yazmak S ile başlamasından dolayı. Gerçi o yanlış cevaptı. Okey. 1177 de duydunuz. 1177 duydun. 1188 yazmışsın.
1177 idi. İki şekilde de düzeltmiş olduk bu şeyi. Doğru cevap ise 1013. Arkadaşlar 13'ler teen, 30'lar ti. Tamam mı? 13. Hani teenage'ler var ya, genç yaştaki çocukları teenage diyoruz ya. Oradan aklınıza gelsin yani. 13 uzunsa, teen uzunsa, teenage ise yani 13 oluyor. Ama 30 kısa. Ve biz burada 13 duyduk. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bu size küçük bir örnekti. Devamında sınavın ne yapılıyor? Devamını dinliyorsunuz. Size diyor ki şimdi geri kalan sorulara bakın diyor. 25 saniye veriyor. Onlara bakıyorsunuz ve aynı mantıkla cevapları veriyorsunuz. Orayı yaptırmayacağım ama mesela gelin tahmin edelim. Aşağı yazabilirsiniz şimdi. 7. sorunun cevabı ne olacaktı? Bring a... Sizce ne olur? Equipment değil mi? Bir şey getir yanında diyecek. Bravo. Peki. Possible that the may change. Bir şey değişebilir. Ne değişebilir? Tarih değişebilir. Tarih değişebilir normalde ama onu burada söylerdi değil mi? Yine bakın, yine hani bir second thinking yapalım. Yukarıda söylerdi. Değişebilecek olan şey ne olabilir? Tarih değil. Buradakilerin hiçbiri olmaz yani. Ama ne değişebilir? Hava değişebilir. Program değişebilir. Bravo. Route değişebilir değil mi? Harika. Okey. Rota değişebilir. Parkur değişebilir. Bravo. Güzel. Guided tour of a nokta nokta is arranged. Buraya ne gelir? Yine kategorik olarak. Guided tour of a blah 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 is arranged. A dediği için mesela somewhere olacak. Bravo. Bir yere rehberli tur yapacaklarmış. Harika. Güzel. Pekala. Şimdi bu uzun ilk bölümden sonra artık bir mola verelim sevgili dostlar. Yorulmadık demeyin. Şimdi yoruldunuz. Şimdi biraz dinlenin, biraz müzik yapalım. Derslerimiz normalde 1 saat. Yani daha doğrusu 50 dakika. 50 dakika ders. 10 dakika, daha doğrusu özür dilerim. 1 saat ders, 10 dakika ara, 1 saat ders, 10 dakika ara, 1 saat ders, 10 dakika ara şeklinde olacak. Bu şekilde yapacağız bütün dersleri. Bugünkü demo dersimizin şeyi buna uymuyor. Onun için biraz böyle karışık gidiyoruz. Bilginiz olsun. Kenan, yaz. Yazabilirsin. Sorunu sor. Tamam, onu aradan sonra cevaplayayım olur mu? Kitap işini aradan sonra cevaplayayım. 10 dakika ara. Biraz da şimdi evet ikinci bölüme geldik. İkinci bölümünü anlatıyorum ya. Burada ikinci bölümdeki beceri aynı şeyler hemen hemen ama paraphrasing becerisi, yani skill anlamında söylüyorum, becerisi önemli burada. Paraphrase ne demek? Size verilen bir şeyi, cümleyi İngilizce başka bir şekilde anlayabilme becerisi demek. Örneğin şu sol taraf listening'de duyduklarınız, sağ taraf ise cevap olarak seçmeniz gereken şeyler olabilir sınavda. Bunu genelde de matching alıştırmalarında görürüz. Mesela listening'de wide variety duyuyorsanız eğer, cevaplarda wide variety gelmeyecektir ama ne gelecektir? Seçin bakalım sağda. Seda dedi ki a huge range. Geniş, devasa bir dağılım var diyor. Süper cevap.
Wide geniş, variety çeşitlilik, huge büyük, range dağılım. Yani aynı anlama gelen iki farklı şey. Tam tersi de olabilir yani. Huge range'i duyup wide variety ya da wide variety duyup huge range'i seçmen gerekebilecek sınavda. Recently duysaydın ne yapacaktın? Ne seçecektin? Not long ago'yu seçecektin ya da not long ago'yu duyup cevaplarda recently'ye gidecektin. Easy to get to'yu duyduğun zaman ne seçecektin? Aferin, aferin. Aferin Yasin. Bravo. Easy to get to duysaydın dinlerken sağ taraftan bir yere rahat varıyorsun yani, değil mi? Kolay gidiliyor oraya yani. Bravo Yasin Seda, aferin. Convenient location, rahat bir lokasyon. Güzel. Peki. Has a view of duydun diyelim kesinlikle. Has a view of. Diyorsun ki my office has a view of Beşiktaş. My office. My house has a view of. Manzarası. Manzara. Manzaraya benzer bir şey seçmeniz lazım. Manzara. Nereye bakıyor? Yani senin ofisin sessiz bir yere bakıyor olabilir ama biz nereye baktığını sormuyoruz. Has a view of anlamına gelen kelimeyi soruyoruz. Looks out over. Looks out. Camdan bakınca ne görüyoruz? It looks out over the street. Special occasion. Occasion olay demek. Okazyon olay. Dikkat et. View görüntü. Look out bakmak manzara. Yani dikkat edin. Şunu sormuyorum. Has a view of'tan sonra ne geliri sormuyorum. Has a view of ne anlama geliri soruyorum. Bir daha söylüyorum. Sınavda paraphrase becerisi sizden isteniyor. Bu paraphrase demek ne demek? Bir tarafta duyduğun phrase cümlecik. Öbür tarafta eş anlamlısını eşleştirmek demek. Paraphrase demek. Aynı şeyi yapmak demek yani. Bir daha söylüyorum. Has a view of duyduğun zaman benim İşte manzaram şu veya onun manzarası, şunun karşılığını aynı şekilde neyle söylersin? Look out. Çünkü look out böyle bakıyorsun. Nereye bakıyor? Benim mesela buradan nereye bakıyor? It looks out to the sushi restaurant. Buradan bakınca sushi restoran var. Kenan aynen yakın anlamda. I have a view of sushi restaurant. My house looks out over sushi restaurant. Tamam. Peki bu da bir başka beceri. Bunu yapmanız gerekiyor. Sonra sınavda Listening'de bir sürü şey var yapılacak. Bunları derslerde yapacağız ama bakıyorum ki burayı sevdiniz. Onun için buradan biraz daha anlatayım. Sınavda sonra ne yapıyorsun? İkinci bölümde, section 2'de dinliyorsun. Ne dinliyorsun? Bir monolog dinliyorsun. İçinde böyle 4 tane soru var. Tamam. The market is now situated diye birinci soruyu duyuyorsun. Başka bir şekilde duyuyorsun. Cevabını başka bir şekilde duyuyorsun. Ama iki şeyi paraphrase etmen lazım. Bir, market is now situated'deki market okay. Tamam. Ama situated mesela başka bir kelime ile gelebilir listening'de. Ne demek situated? Situation. L ile başlıyor. O ile devam ediyor. Low Türkçesi de aynı. Location olabilir değil mi? Lokasyon. Mesela dinlediğin şeyde lokasyon, location duyacaksın. Under a park, beside the cathedral, near the river. Parkın altında, araba parkının altında. Katedralin yanında, nehrin yanında diyor. Şimdi dinlediğinde bunları da paraphrase ederek duyabilir misin cevapları? Evet. Under yerine başka bir preposition. Beside yerine başka bir preposition. Hatta cathedral yerine geçen başka bir şey duyulabilir.
River yerine belki mesela başka bir şey duyulabilir ama bunların hepsi değişik olacak. Sen bunları duymaya çalışacaksın. Tamam. Hadi gelin bir tane yapalım. Hepsini yapmayacağım ama. Çok uzun uzun yapmayacağım. Sadece bunu yapalım isterseniz. Hadi bakalım. Dinliyoruz şimdi. Şimdi bir section 2 örneği dinliyoruz. Bir monolog. Birisi bir konuyla ilgili bir giriş ya da bir test şey anlatıyor. Test 1. Exam practice. Listening section 2. You will hear someone talking on the radio about food and restaurants in the local area. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Pause the recording for 30 seconds. Pause etmiyorum, dinliyorsunuz. Now listen and answer questions 11 to 14. And now we have our Know Your Town section, where we look at what's on offer in our area. Today, John Munro is going to tell us about local food and eating out. John. Well, most of us buy our food in supermarkets these days, but we're very lucky having a wonderful market here. It was originally on the piece of land in front of the cathedral, but at the beginning of the 20th century, it was moved to a site by the river. Bravo Ceyciler, Yasin Kenan, Gamze, Ergin, Merve, Mustafa, aferin. Near the river doğru cevap. Fakat near the river'da bir şeyi farklı duydunuz. Bir paraphrase becerisi gösterdiniz. Near yerine ne duydunuz sevgili arkadaşlar? Beside ya da by'dı gibi bir şey duydunuz değil mi? Güzel. Beside ya da by'dı gibi bir şey duydunuz. Çeldirici rüya, çeldirici cathedral'dı. Çünkü cathedral'ı duyduk rüya ama cathedral doğru cevap değil. Neden değil? Hadi bakalım onu da çürütelim. Niye cathedral seçmemeliydik? Orada başka bir bilgi verdi bize. Söyleyin bakalım ne dedi? In the past dedi. Originally dedi. Eskiden yeri katedralin yanındaymış pazar yeri. Bravo. Ama şimdi nehrin yanına taşınmış. Evet. İşte bu da paraphrasing oluyor yani. Near yerine başka bir şey duydun. Cathedral denilen distraction'ı da aldın eledin. Doğru cevabı C olarak seçtin. Diğer sorularda da bunun aynısını yapacağız. Bunun eğitimini yani bunun çalışmasını yapacağız. Peki zamansal tamam. Peki. Bu ikinci kısımda. Üçüncü kısmında ne var bu sınavın? Üçüncü listening kısmında ne var? Üçüncü listening kısmında sevgili dostlar bir yine diyaloğa dönüyoruz. Diyalog, monolog, diyalog. Üçüncü listening'deki diyalog bu sefer konumuz bir akademik konuya dönüyor. Şöyle düşünün, listening'in 1 ve 2. bölümü gündelik İngilizce, 3 ve 4. bölüm ise akademik İngilizce içeriği. Ama yine monolog ve diyalog şeklinde. Önce diyalog. Diyalogda ne tartışıyorlar? İki kişi tartışıyor. 2-4 arası insan. 2 öğrenci ya da 4 kişi mesela. 2 öğrenci, 2 hoca her neyse. Genelde hep ama böyle öğrenci, hoca, iki öğrenci ya da hocalar falan neyse birbiriyle konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Akademik hayatla ilgili. Bir proje olabilir, bir konu olabilir. 3'e kadar soru tipi olabiliyor. Yani 10 sorunun içinde mesela 3, 3, 4 şeklinde. 3, 3, 4. 3 soru bir task, 3 soru bir task, 4 soru başka bir task şeklinde olabiliyor. İşte bir sebep sonuç ilişkisi gösteren şey çoktan seçmeli bir. Şey bir labeling diagram, bir diagram veriyor size. Mesela diyor ki işte X, Y, Z mekanizması, işte burası kolu, burası bilmem nesi, buradan devre giriyor falan. Size mesela diyor ki bu diagramı doldur. Böyle şeyler olabiliyor. Bir önceki test
tasklere göre sizden beklentisi şu. Anahtar bilgileri ve fikirleri birbiriyle ilişkilendirebiliyor musun? Bunu test ediyor yani. Daha öncekiler factual'du. Yani işte yer, zaman, saat falan. Burada biraz daha iş neye geliyor? Soyutlaşıyor. Biraz daha fikirleri eşleştirme, biraz daha ilişki kurma test ediyor. Soru tipleri flowchart olabiliyor, diyagram olabiliyor dediğim gibi. O zaman 3. bölüm özetle bir diyalog, konu akademik. 2 veya 3 soru tipi var ve factual information rakam sayıdan da öte yani onları da sorabilir. Biraz da kuramsal veya fikirsel ilişki böyle adını böyle koyuyorum ama çok çok zor bir şey değil. Örneğin şöyle bir şey görebilirsiniz. Choose 6 answers from the box and write the correct letter to the questions 21 to 26. Diyor ki kutudan 6 tane seç ve aşağıdaki 26, şurada 26 şey var, boşluğa doldur diyor. Dikkat edin, A'dan I'ya gittiğinizde 3, 6, 9 cevap var. Kaç tane seçmeniz gerekiyor? 6 tane seçmeniz gerekiyor. Demek ki 3 tanesi ekstra beleş yaptırmıyor yani sınavı. Şeye bırakmıyor yani. Loto yaptırtmıyor size. 9'un içinden 6'sı doğru, 3'ü havada kalan. Sonra tabii ki yine bir vakit veriyor. Diyor ki hadi bunu bir oku. İşte şu kadar vaktim var, 30 saniye, 40 saniye. Sonra dinle ve cevapla. Yine ne yapacaksın? Yine beceri, paraphrase becerisi yine gerekiyor. Yani yukarıdaki ve aşağıdaki şeyleri eşleştirmemiz gerekiyor. Duyduğumuz şeyi paraphrase ederek yapılabilir. Bunu da yine full dinletmeyeceğim. Ama 21'e bir bakın bakalım. Mesela 21'e ne olabilir cevap olarak? Aşağı tahmininizi bekliyorum. Visit locations and discuss. Buraya ne cevap gelir? 21'i soruyorum. 21'e ne gelir? 21'i görüyor olmanız lazım Kenan. Siz cevabı mı veriyorsunuz? Ben onu şöyle bir dakika. Yukarıyı boş verin. Çünkü okey. Şöyle hepsi gelebilir yukarıdan. Bak, visit location bir lokasyon ziyaret ediliyor ve tartışılıyor. Tamam mı? Ben yani her şey olabilir. Ne tartışılıyor? Gramatik olarak equipment da olur, kostüm de olur. Siz buraya daha mantıklı ne gelir? Lokasyonu ziyaret edip ne tartışılır'a bir cevap verin. Siz kendi kafanızdan verin. Neyi tartışırsın orada? Tarih tartışırız. Konu ne? Bir film projesi. Demek ki akademik konumuz bir film. Demek ki bunlar sanat öğrencileri mesela. Ve bununla ilgili bir şey. Ne diyorsunuz? Furniture, mobilyalar tartıştım. Okey, tamam. Olabilir. Tabii ki şimdi her şey olabilir. Ne olabilir? Ne olabilir ama? Bu film projesinde bir yer ziyaret edilecek ve bu insanlar neyi tartışacaklar? Planlarıyla ilgili, gidecekleri yerle ilgili bir şey tartışacaklar film projesine uygun olarak. Tamam. Uygunluğunu tartışabilirler. Gelin isterseniz dinleyelim. Sadece bunun için dinleteceğim size. 21. sorunun cevabı acaba ne olacak? Bu alıştırmaları sonradan derste yapacağız. Test 1. Exam practice. Listening, section 3. You will hear three students on a media studies course talking about a film they are planning to make. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Introduction'da ne duydunuz? Biz kimi dinleyecekmişiz? Burada yazmayan bir bilgi duydunuz. Ne duydunuz? Evet, bravo.
Kaç kişi olduğunu duyduk bakın. Bunların sinema öğrencisinin olduğunu duyduk. Film Project'ten onu çıkardık zaten. Onun için bir daha hatırlatayım. Introduction'lara dikkat edin, olur mu? Introduction'lar burada olmayan şeyleri veriyor. Yani listening'e baştan full konsantre olmanız lazım. Hadi bir daha başlatıyorum. Dinliyorsunuz. Test 1. Exam practice. Listening, section 3. You will hear three students on a media studies course talking about a film they are planning to make. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Pause the recording for 30 seconds. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi, Mike. Hi, Reza. This is Helen. Hello. We're really pleased you've agreed to join us on this film project. Yes, your experience is going to be so useful. Well, I hope so. It's the technical side I know best. Lighting, sound and stuff. But you think the script is okay? Yes, I think it's great. Have you decided where you're going to shoot? Well, there's the watermill scene at the end, and we've thought about some locations in town we can use. Uh-huh. They're behind the shopping mall and on a couple of residential streets, and in an empty shop on campus. It means we don't have to worry about getting permission from a shop owner. So, do you think we should go to all the locations with you? It would be a good idea. We need to talk about the levels of background noise so we know they're all going to be reasonable places to film. But the sounds of traffic will make it more natural. I think Reza means things like aeroplanes, trains and so on that would mean we have to stop filming. Exactly. And also... Evet. Kestiğim yerde 21. sorunun şu ana kadar geldiğinizde 21. sorunun cevabını duydunuz. Bu bölümle ilgili 3 ve 4 ile ilgili bir şey söyleyeyim. Cevaplar arasındaki boşluklar, zamansal boşluklar uzuyor. Daha uzun introduction'lar var. Yani siz 21'in cevabını duyuncaya kadar aslında bir sürü boş konuşma, boş demeyelim ama genel çerçeveyi çizen bir konuşma duyuyorsunuz. 21'in cevabını duymadan önce ona ait bir sürü distraction duyuyorsunuz. Cevabı duyduktan sonra bir süre sonra 22, bir süre sonra 23'ü duyabilirsiniz. Buna hazırlıklı olacağız. Peki, bunlar neyi tartışacaklarmış film projesinde? Birkaç şey duydunuz. Bakın şimdi yukarıdan actor, furniture, background noise, costume, local bilmem ne. Bunlardan hangisi bunun cevabı sizce? Şimdi bunu bekliyorum. Hatta şöyle bir şey sorayım size. Background noise mu? Equipment mı? Hadi ikiye indireyim. Background noise mu? Equipment mı? Çünkü ikisini de duydunuz. Cevap background noise olacak. Equipment değil. Yine orada bir distraction var sevgili dostlar. Şöyle sohbeti de açalım şurada. Background noise. Neden? Çünkü equipment doğru değil. Çünkü I'll make notes for myself about what lighting I'm going to need. A good range of equipment, but I'll need to make a list of for each location for my own reference diyor. Yani adam diyor ki lighting equipment'a ben kendim karar vereceğim diyor yani. Ne yapmayacak? Discuss etmeyecekler. Ama background noise'u discuss edecekler. Orayı bir daha dinleteyim. They're behind the shopping mall and on a couple of residential streets and in an empty shop on campus. It means we don't have to worry about getting permission from a shop owner. So do you think we should go to all the locations with you? It would be a good idea. We need to talk about the levels of background noise so we know they're all going to be reasonable places to film. We need to talk about the background noise so that we'll be sure that it will be reasonable gibi bir şeyler söylüyor. Biz bunu, yani biz derken konuştukları kişi hocaları. Bunlar bir film projesi yapacaklar.
Muhtemelen hocası. Adam diyor ki biz bunu tartışmamız yani discuss edeceğiz diyor. Onun için bu discussion But point the sounds of traffic will make it more natural. I think Reza means things like aeroplanes, trains and so on that would mean we have to stop filming. Exactly. And also, I'll make notes for myself about what lighting I'm going to need. Mm. I think the university department has a good range of equipment, but I'll need to make a list for each location for my own reference. Burada mesela equipment dediği yerde hep I, my own, reference gibi ifadeler geçiyor. Diyor ki yani üniversitenin bir sürü ekipmanı var bize verebileceği ama ben bunları yapmalıyım. Kendim için, referans için bilmem ne yapmalıyım diyerek equipment'ın personal seçimi olduğunu, background noise'un ise beraber discussion olduğunu söyleyecek. Yani olduğunu çıkarıyoruz buradan. Bak kolay bir cevap değil. Okay? Yani burası neden zor? İşte böyle. Yani totalin içinden bir ilişkiler ağı buluyoruz. Evet zor ama aynı zamanda da keyifli ve sizin dinleme becerinizi gerçekten İngilizcenizi ilerletecek bir şey. Bunun gibi çok çalışmalar yapacağız sevgili arkadaşlar. Aksanlar farklı olabilir. Farklı yani dünyanın her yerinde konuşulan İngilizce aksanlarını duyacağız. İspanyol aksanı hiç fark etmez Fransız aksanı ya da native aksanlar duyacağız. Dördüncü bölümde ise sevgili arkadaşlar ne dinliyoruz? Konu yine akademik. Fakat artık bir neye geçtik? Ne dinliyoruz? Sırayla gidiyor. Monolog, diyalog. Diyalog ve yine en son monolog. Monologla bitiyor. İçerik akademik. Soru tipleri hemen hemen aynı. Uzunluğu en uzun olan, yani en içi, uzun derken şöyle içeriği en dolu olanı. Yine 10 sorusu var. Yine fikirler arasındaki şeyleri, ayrışmaları veya ilişkileri, sebepleri, sonuçları bulmanız gerekiyor. Fikir organizasyonlarını bulmanız gerekiyor. Yani bir adeta okunmuş bir essay dinliyorsunuz. Yani essay'e çok yakın bir şey dinliyorsunuz. Spelling burada da var yine her yerde olduğu gibi. Dinleyeceğiniz şeyler yine bir lecture olabilir. Bir üniversite hocasının tek başına verdiği bir konuşma olabilir. Genelde de böyle olur yani. Spelling önemli demiştik. Paraphrase burada da geçerli. Bu sefer paraphrase'i organizasyonu anlamak için kullanıyorsunuz. Yani konu geçişlerini yapan ifadeler var İngilizce'de. Mesela başlangıç için, bir konuya girerken belli ifadeler. Geçiş için belli ifadeler. Zıt fikre geçerken belli ifadeler. Kapanırken, konuyu kapatırken başka ifadeler kullanıyoruz. Şuraya bir bakın. Yine özetine bakalım. Introduce. New aspect. Bir, yeni bir konunun açısından, yeni bir açıdan bakıyoruz konuya. Developing topic further. Konuyu ilerletiyoruz. Introducing an example. Bir örnek veriyoruz. Referring back. Geriye doğru atıfta bulunuyoruz. Az önce söylemiş olduğum falan gibi bir şey diyoruz. Şimdi bunu yapan, bunları yapan bir sürü farklı şey var. Dört kategori ama bunları farklı farklı yapabiliriz. Mesela 8 ile başlayalım. Now I'd like to talk about. Yukarıdan hangi işleri gerçekleştiriyor? Now I'd like to talk about diyen bir konuşmacı. A, B, C, D'den. Now I'd like to talk about. Introduce, develop, introduce an example, refer back. Hangisini yapıyor? Evet. Güzel. Ne yapıyor? A new aspect. Yani konunun yeni bir yönünü anlatıyor değil mi? Peki. Yeni bir yönünü anlatıyor. 16'ya bakın. Another interesting result. Another interesting result. Ne yapıyor?
Diğer bir farklı ilgi çekici result'ı diyor. Yani ne yapıyor? Introduce etmiyor tabii ki. Açıyor değil mi? Develop ediyor topic further değil mi? Bravo. Güzel. Üçe bakın bakalım. Burada ne yapıyor üçte? Among these well-established trades, one was. Bu well-established trade'ler arasındaki biri şudur diyor. Şöyle sildim. Bir daha verin bakayım şimdi cevapları. A, B, C, D'den hangisi doğru cevap? Bunu diyen konuşmacı ne yapıyor? Yeni bir konumu açıyor, develop mi ediyor, örnek mi veriyor yoksa geriye dönük bir şeye mi atıfta bulunarak devam ediyor? Bravo. Refer back yapıyor. Tam da these kelimesinden dolayı. Bu yerli yerine oturmuş trade'ler içinde bu kelimesi, these kelimesi demek ki daha önceden o well established trade'lerden bahsetmiş. Bunlardan biri şudur diyor. Geriye dönerek diyor ki bunlardan birini söyleyeceğim şimdi diyor. Niye bunlar önemli? Çünkü task'lerde sizden bunların cevabını vermeniz gerekiyor. Yani bekliyor. Cevabını vermenizi bekliyor task. Peki bu da bir referring back'tı. Evet. Mesela hadi bir de 5'i sorayım ve sonra bir tane de örnek dinleteceğim size. 5'te ne diyor? Another experiment demonstrates. Özellikle demonstrate kelimesine yani demo özüne bakacak olursanız. Demo ne demek? Demo yapmak. Demo. Ne yapıyorsun? Demo yap. Bize bir demo yap. Falan değil mi? Örnek veriyor değil mi? Diğer bir deney gösteriyor ki burada bir örnekleme var. Evet. Bu tür ifadeler diğerleri için de konuşabilirdik. Hepsinin için. Ama dediğim gibi dersler bu materyalin aynısını derste çalışacağım sizinle. Bunlar becerilerimiz. Başka şekilde bir paraphrase becerisi. Size bir de örnek test göstereyim. Nasıl bir şey olacak? Yoruluyorsunuz biraz biliyorum. Ama bugünkü dersimiz böyle her şeyi bir arada vermek için biraz yoğun oluyor. Normalde de bitti ders ama devam. Şirketten bugün çaylar. Şimdi şöyle bir task var önümüzde. Bir aşağıya bakın. No more than two words diyor. Tabii ki bunu artık okumamız gerektiğini biliyoruz. En fazla iki kelime yazacakmışız. Sevgili arkadaşlar. Başlığını okuyacaksınız. Exotic pests. Exotic pestler. Ve şu chart önümüze çok çıkar. Origin name, new habitat, notes. Origin, isim, yeni yaşam alanı ve notlar. İlgili bilgiler. En basitten başlayalım. Nasıl ilerleyecek sizce? Yukarıdan aşağı mı, soldan sağa mı ilerleyecek? Bu arada bu hep böyle olacak ama sadece soruyorum. Yine sizi aktive etmek için. Mantık neyi gerektirir? Egzotik pestlerle başlayacak. Diyecek ki önce, aynen öyle diyecek ki Avustralyalı olanlar var. Bunlar red-backed spider'lar diyecek. Sonra diyecek ki yeni yaşam alanları ise Yeni Zelanda ve Japonya. Sonra onunla ilgili bir bilgi verecek. Diyecek ki even on island in the middle of, hatta even on island adada bile in the middle of bilmem neyin ortasında diyecek. Tabii ki bunu parafraz yapacak. Siz doğru cevabı vereceksiniz. Peki 31'e kategorik olarak nasıl bir şey gelmesi gerekir? Önce bir tahmin gücünüzü alayım. Ben bunu bilekle çözmek diyorum. Şimdi cevap olabilir ama siz şimdi bunu bilekle çözeceksiniz. Hadi bakalım. Ne olabilir? Kategorik olarak bana bir cevap verin. Evening on island in middle of. Ne olacak cevap? Bir place olacak. Harika. Kesinlikle bir yer olacak. Okunmuyor mu? Okunuyordur ya. Yasin diyor ki deniz olacak. In the middle of sea. Denizin ortasında bir ada. Evet, grup iyice açıldı. Var mı daha? Var mı elini yükselten? Var mı el yükselten?
Place C. Adını koyalım ya şunu. Neresinde olacak? Bak, Avustralya'da dedi, New Zealand, Japonya'da, hatta bilmem nerede bile. Ocean. Var mı yükselten? Hangi ocean? Avustralya'nın olduğu ocean mı, farklı ocean mı acaba? Biraz eğlenelim, biraz puzzle yapalım. Avustralya'nın olduğu ocean mı olması lazım, farklı bir ocean mı olması lazım mantık gereği? Bile diyorsan, Yeni Zelanda'da var, Avustralya'da var. Bile diyorsa aynı orada mı olacak yoksa farklı bir yerde mi olacak? Neyse hocam, yeter, uzatma diyorsunuz. Haklısınız. Tamam. Hadi bir dinleyelim. Test 1. Exam practice. Listening section 4. You will hear part of a lecture about exotic pests given as the introduction to a course on ecology and environment. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Pause the recording for 1 minute. Dedi ki, course on ecology and environment, ekoloji ve çevreyle ilgili bir şeymiş. Bunu duyarak daha da oturtuyoruz yerine. Ekoloji, çevreyle ilgili bir lesson dinliyoruz. Tamam. Exotic pest bu başlık altında işleniyor. Hadi devam. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon. I want this afternoon, as an introduction to our ecology module, to offer examples of exotic pests, non-native animals or plants, which are, or may be, causing problems, which might prove a fruitful topic for seminar papers later in the term. People and products are crisscrossing the world as never before. And on these new global highways, plants and animals are travelling too. Exotic plants and animals are turning up in Antarctica and on the most remote islands on Earth. For example, the Australian red-backed spider. It's made its way to countries fairly near home, such as New Zealand and Japan, as some of you may know. Well, it's also been found on Tristan da Cunha, which is a remote island thousands of miles from anywhere, way out in the middle of the Atlantic. Aferin size. Neymiş cevap? Atlantikmiş. Ama neredeyse bulmuştunuz yani. Neredeyse buldunuz. Evet, ilk başta 45 saniye veriyor bu son bölümde. 45 saniyede teksti okuyup tahminlerinizi yaptığınız kısım burası. Şeye dikkat ettiniz değil mi? Cevaba gelinceye kadar ne kadar uzun bir introduction yaptı. Ne kadar uzun bir introduction yaptı. Buna da alışacağız. Burası en kapsamlı kısım olduğu için bir hocanın üniversitede verdiği, amfide verdiği bir lecture adeta. Onun için uzun 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 anlatacak. Sabırlı olacağız. Kaçırdım diye panik yapmayacağız bu kısımda. Ayrıca bu da önemli. Atlantic Ocean. O kısmı tekrar verebilir miyim? Atlantic Ocean. Öyle dedi. Vereyim mi? Ben versem olmuyor değil mi? İlla hocadan duymak lazım. Dur. Açayım. And Japan, as some of you may know. Well, it's also been found on Tristan da Cunha, which is a remote island thousands of miles from anywhere, way out in the middle of the Atlantic. O adanın ismini söyledi. Takuna, Makuna gibi bir şey söyledi. Way out dedi, uzakta dedi. Middle of nowhere, in the middle of Atlantic dedi. En son söyledi. Evet. Bu şekilde de dördüncü kısmı yapacağız. Şimdi dördüncü kısım için zor diyebiliriz. Evet. Ama imkansız veya imkansız zaten dememeliyiz de hani çok çok zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Listening böyleydi sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki kısımları isterseniz anlatayım. Bir ara daha vermeyelim. Size yapmam gereken introyu yapayım, bitireyim. Sonra da vedalaşalım. Haftaya salı randevulaşalım. Olur mu? Bir ara daha vermeyelim dilerseniz.
En ilgi çekici olan kısım listening. Yani size en büyük yenilikler olacak olan kısım listening. Reading ise hepinizin hani bir akademik veya üniversite geçmişi olduğu için çok büyük sürprizler olan bir yer değil. Okuyorsun, cevabı buluyorsun. Soru tipleri benzer. Soru tipleri benzer. Yine çoktan seçmeliler, elle doldurduğunuz yani boşluklara bir şeyler yazdığınız kısımlar, bir kutudan alıp aşağı indirdiğiniz kısımlar var. True, false, not given. Burada özellikle size edindirmeye çalışacağım beceri not given'ı seçmek olacak. Biz doğru yanlışa alışkınız ama not given ne demek? Parçada verilmeyen bilgi demek. Okuduğunuz bir cümlenin true veya false olduğunu kanaat getirmeniz görece kolaydır. Bu parçada verilmiyor demekten. Bunun üstünde duracağız. Not given'lar biraz bizim uğraşacağımız bir şey olacak ama yine de becerdiğiniz zaman iyi bir beceri olacak. Onun dışında parçayı okuyacağız. Farklı farklı soru tiplerine göre farklı farklı cevaplar seçeceğiz. Kaç tane okuma parçası var? 3 tane sınavda. 3 okuma parçası var. Reading kısmında 1 saat veriyor sınav. Bu ne demektir? Ortalama şu uzunlukta bir parça ve tabii ki 40 soru olacağı için burada da her bir tekst başına 12-13 soru düşüyor. Eşit değil. 12-12-13 galiba. Matematiğimi az görün. Toplam 20 çarpı 3 şeklinde 3 tane parçayı okutuyor sınav bize. Burada nasıl hızlanırız? Bunların çalışmalarını yapacağız sevgili arkadaşlar. Reading bu şekilde. Writing. Writing iki bölümden oluşuyor. Birincisi biz buna task 1 diyeceğiz. Yani ben size task 1 ve task 2 diyeceğim. Task 1'da belki aranızdan matematik veya işte finans o çevreden gelen arkadaşlar için daha böyle sevilebilir bir şey olabilir. Böyle bir chart'ın yazıya dökümünü isteyecek sizden sınav. Böyle bir grafik verecek, chart verecek ve diyecek ki bunu bir report'a dönüştür ve bunu 150 kelimelik bir report şeklinde yazmanızı isteyecek. Ve basic bir organization olarak giriş, gelişme, sonuç isteyecek sizden. Nasıl bir chart, nasıl bir task peki bu? Detayına girecek olursak soru tipi tam da böyle. Tam da şöyle bir soru tipi. İşte sınavda göreceğiniz şu kutunun içindeki kısım burayı göreceksiniz. 20 dakika ayır buna diyor. Çünkü 40 dakikada bir sonraki writing'e ayıracağız. Birinci writing'imiz. The bar chart below gives information about the percentage of population. Oradaki nüfusun oranını living in urban areas, şehirsel alanda yaşayan nüfusun oranını in the whole world, dünyadaki and in different parts of the world ve dünyanın diğer kısımlarındaki yüzdesini veriyormuş. Summarize the information. Bilgiyi özetle. Report main features and make comparisons where relevant. Şu ikinci kısmı var ya. Bu her sınavda aynıdır. Yani introduction kısmı size sorunun ne istediğini anlatan kısım. Ve bir de chart'ın kendisi. Burada size bir bilgi veriyor. Diyor ki 1950, 2007 ve 2030. Yılları vermiş. Aşağıda renk kodları var. Ve dünya, Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Karayipler ve Kuzey Amerika'daki neyleri veriyor? Changes in percentage of population in urban areas. Şehir alanlarındaki, şehir bölgelerindeki nüfus değişikliği yüzdesi. Bu bile önemli. Yüzde. Yani mesela milyonlar veya milyarlar şeklinde vermiyor. Bakın. Büyüteyim şöyle. Ne diyor? Mesela dünya demiş. En koyu renk hangisiydi? 2030 diyor. %60. Orta blok 2007. %48. İşte 1950'ler %29. Şimdi buraya baktığınızda sadece şu kısmına bakalım hatta. Ne yazmanız gerekecek? Dünya ile ilgili. Şunu söyleyebiliriz değil mi? Bir kere geçmişi anlatacağız. Geçmişte şehirlerin nüfus oranını söyleyeceğiz. Şehirlerdeki nüfus oranını. Sonra bugünkü ya da 2007'de
Tabii bu arada bu task 2007 yerine mesela size 2021 olacak. Yani muhtemelen bugünü anlat diyecek. 2021'i söyletecek. Bir de ne isteyecek sizden? 2030'da ne olacağını tahmin ettirecek. Yani 3 farklı zaman açısından anlatmanızı isteyecek. Böyle bakınca çok uzun gözüküyor. Yani Dünya, Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, North Amerika. Peki ne yapacağız? Nasıl bir şey geliştireceğiz? Bunları derste daha detaylı konuşacağız ama ortak noktaları bularak her şeyi tek tek listelemek yerine ortak noktaları bularak ve gerektiği yerde karşılaştırmalar yaparak ve en göze çarpan bilgileri de seçerek bir body paragraf oluşturmamızı istiyor bizden. Yani bu en böyle en lob en böyle ele gelir bilgileri body'de yazacağız. Introduction'ı giriş paragrafı çok basit olacak. Şuradan çıkartacağız onu. Sonuç paragrafında ise buradan çıkarılabilecek bir sonuç, göze çarpan bir sonuç bulacağız ki o da verilen tasklerde her zaman ortalama bir gözün yani alan bilgisi olmayan herhangi bir gözün görebileceği bir sonuç. Mesela ben bakar bakmaz gözle görülen çok ciddi bir şey görüyorum mesela. Ne? Bakın şöyle bir ben bunun sonucuna bunu yazarım. Abi dediğiniz nedir? Ben bakıyorum ve diyorum ki ha sonuca ben bunu yazarım. En böyle göze çarpan bilgi. Şöyle bir bakın. Gramer istemiyorum sizden. Hani böyle cümleyi istemiyorum. Yani ne yazarsınız? Buradan çıkaracağız. Yorum yapın. Bu grafiğe baktığınızda vay be dediğiniz şey ne? Ben bakınca bir şeye vay be dedim. Hatta iki şeye de diyebilirsiniz yani. Ama bir şey çok böyle bağırarak gözümüze sokulmuş adeta. Biliyorum alışkın olmayabilirsiniz yani bir grafiği cümleye çevirme. Böyle bir hayatınızda yapmadığınız bir pratik olabilir ama isterseniz bakalım. Mesela benim gördüğüm tabii bu yorum aslında. Şurada şunu görüyorum ben. Avrupa, Latin Amerika, Karayipler ve Kuzey Amerika'da yani aslında kabaca dünyanın gelişmiş bölgelerindeki şehir nüfus oranları %75'in üzerinde olacak 2030'a geldiğimizde. Yani ben bunu bir gazetede görsem vay be hiç kimse artık köyde yaşamayacak 2030'a geldiğimizde diye bakarım. Aşağı yukarı 78, 84, 87 deyince de mesela bunu da alır gruplarım derim ki %75'in altında bir kırsal şey %75'in üstünde olacak. Tam tersinden de söyleyebilirsiniz. %25'in üstünde bir kırsal yaşam nüfusu kalmayacak şu bölgelerde. Aynı şekilde şunu da alabiliriz yani. Öte yandan daha az gelişmiş bölgeler olan Afrika ve Asya'da ise hala görece bir şu olacak, bu olacak falan filan. Tamam. Kırsal yaşam olabilir. Bakın hocam kırsalı nereden çıkardınız diyorsunuz. Urban areas'ın zıttı nedir? Kırsaldır. Bunu da istiyor sizden sınav. Yani ben sana urban'ı veriyorum ama sen buradan kırsalda diyebilirsin. Mesela bu benim dediğim soldaki bloğu veya sağdaki bloğu paragrafınızın sonuna gözle görülen, göze çarpan bir bilgi olarak, kapanış bilgisi olarak verebilir. İkisini birden karıştırarak söyleyebilirsiniz. Böyle bir şey yapmanızı istiyor sizden sınav. Bunu 150 kelimeyle ve çok çok dil becerisi göstermeden sadece grafiği cümlelere çevirerek yapmanızı istiyor. Bu task 1. 150 kelimeyi yapıyorsunuz ve sınav her sınavın notu 9 ya. Her bir skill de 9 üzerinden. Listening 9, reading 9, writing 9, speaking 9 üzerinden not alınıyor. Burada aldığınız not 9'un 1 bölü 3'ü. İkinci task'te aldığınız not ise 9'un 2 bölü 3'üne denk geliyor. Yani ne diyelim? Katsayısı daha yüksek olan ikinci writing olacak. Onun için buraya biraz daha fazla özen göstermemiz gerekecek. İkinci writing ise tamamen bizim hepimizin bildiği kompozisyon becerisi. Yine giriş, gelişme, sonuç. Çok basit ama bunu yapmamız gerekiyor. Giriş, gelişme, sonuç
içinde bir organizasyon vereceğiz. Soru tipleri biraz değişik olabilir. Genelde fikir soruyor. Bazen problem çözümü de sorabiliyor. Örneğin, gelin buna bakalım. Burada ne istemiş bizden? Demiş ki, in many parts of the world there is continuous coverage of sports on television. Dünyanın her yerinde spor faaliyetleri televizyonlarda gösteriliyor. Giriş. Yani sorunun girişi bu. Some people believe this discourages young people from taking part in the sport themselves. Bu bazı insanlara göre gençlerin spora şey yapmasını, ne diyelim, sporda yer almasını discourage ediyor. Yani onları alıkoyuyor diyor. Discuss this view and give your own opinion. Bunu tartış ve fikrini ver. Televizyonda gösterilmesi yüzünden gençler spora kendileri girmiyorlar diyor. Şimdi buradan mesela nasıl bir şey tartışabilirsin? Diyebilirsin ki evet, çünkü herkes televizyonda izlediği için yapmıyor. Hayır, tam tersi, televizyonda izlediği için herkes onlara özeniyor ve onlar gibi iyi sporcu, iyi futbolcu, iyi koşucu, iyi tenisçi olmak istiyor. İki bakış açısı da açık. Ama zaten sana diyor ki discuss. Mesela bunu nasıl discuss edeceksin? Yine bir giriş yaptıktan sonra benimkisi gibi iki fikrim varsa, bir yandan bu oluyor, bir yandan şu oluyor diyorsan, vücut yani body, gövdeyi iki şekilde organize edip bunu yazıp en sonunda bir kapanış paragrafı yazabilir. Ya da tek bir tarafından gidip bunu tartışabilirsin. Sınav asla sana böyle yaz, şöyle yaz demiyor. Sadece diyor ki tartış ve fikrini ver. Fikrini ver demek şu demek. Yani cümlenin, yani paragrafının diğerlerinde, başında veya sonunda, bunu detaylı konuşacağız. Bence dediğin, benim fikrim dediğin bir yer çok açık gözükmeli ki karşıdaki examiner desin ki ha tamam, bu aday soruyu anlamış ve ona göre yazmış. Evet, writing de bu şekilde. 2 bölümden oluşuyor. 9 üzerinden 1 bölü 3 ilk kısım, 150 kelime bir rapor yazımı. İkinci kısım 9'un 2 bölü 3'ü, yani 6 üstünden 9 diyelim bunu. Yani 9 üzerinden, yani maksimum 6 alabileceğiniz kısım diyelim. Orada da bir essay yazıyorsunuz. Burası da writing. Geldik speaking'e. Bitiriyoruz artık dersimizi. Speaking bölümü 4 bölümden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Birinci bölümde size şöyle bir soru soruluyor. Where do you live? Mesela. Merve Köse, mikrofonun var mı Merve? Yasin Atikler, mikrofonun var mı? Seda. Hadi bakayım. Selis Nur. Yasin, Selis Nur. Seda, Merve. Bir ses çıkarın bakayım. Duyabiliyor muyum sizi? Yok. Bir ses çıkarsın birisi. Bu dört kişiden kimse de mikrofon sesi gelmiyor mu şu anda? Yasin. Demet. Ergin, Gamze. Bir ses çıkar bakayım. Can you hear me? Size şu anda bir şey gönderiyorum. Teklif gönderiyorum. Okey demeniz lazım. Işıl. Kenan. Mehmet. Onaylamanız lazım. Birisi okey desin. Hello. I am here. Kim? Ergin burada hocam. Ses geliyor. Ergin. Kim? Ergin. Ergin. Tamam. Okey. Tamam. Güzel. Evet, şimdi bunu da test edelim. Herkesin sesini bir açayım hocam, o zaman. Herkesin mikrofon şeyini göndereyim. Herkese tek tek soracağım birazdan. Hocam, geliyor mu? Bugün bunu da test etmiş olalım. Derslerde speaking yapacağız bu şekilde. Duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Duyuyorum, bazılarınızı duyuyorum. Ama şimdi bir saniye beni bir dinleyin. Hepinize mikrofon hakkı verdim şu anda. Bazılarınız kabul etmediniz. Mesela Işıl, sen kabul etmedin. Mehmet Atay, sen kabul etmedin. Bilgin olsun. Sol tarafa yazabilirsin ne olacak. Tamam, okey kütüphan. Geliyor bazılarınızın ama şöyle yapalım. Önce bugün şimdi bunu test ederek bitirelim. Haftaya kadar da eğer bir sorun varsa, gerekirse çok böyle uygun yolu bir mikrofon alarak falan bu işi çözebilirsiniz. Demet. Ses ver bakalım. Demet. Demet duymadı. Peki. Elif. Elif bir şey söyle bakayım.
Duymadık. Ergin, seni duyduk. Yeah. Süper, tamam. Peki Gamze? Duymuyorum. Işıl, senin sen mikrofonu okey demedin. Işıl? Tamam. Kenan? Kenan, sen kütüphanedeydin. Okey. Tamam. Mehmet, sen mikrofonu şey yapmışsın. Buradayım hocam. Yapmışsın. Mehmet, sen misin? Evet, benim. Süper, tamam. Merve Köse. Merve, sesini duyuyor muyuz Merve? Kenan, konuşabilirsin. Sen mi öksürdün Merve? Hayır. Peki, misafir GZD. Kim bu? Merve sana gelmedi. Sesin... Okey. Mustafa Musab Aydın. Seni duyuyor muyuz? Tamam. Misafir GZD. Sen onu bir düzelt. Tamam. Çünkü ihtiyacımız olacak. Mustafa, seni duyuyor muyuz? Rüya. Evet hocam, merhaba. Selam Rüya. Bu sensin değil mi? Süper. Tamam. Seda. Merhaba hocam. Duyabiliyor musunuz? Harika Seda. Çok güzel geliyor. Selis Nur. Selma. Selma. Selma, yaz bakayım aşağıya. Bana bir şey söyle. Sesin gelmiyor. Şu anda gelmiyor Selma. Yasin. Hocam geliyor mu? Süper. Zöhre. Zöhre Güler. Tamam. Okey. Şimdi bir şey yapacağım. Işıl, senin sana bir daha gönderiyorum. Onaylaman lazım. Mehmet, sana bir daha gönderiyorum. Onaylaman lazım. Geliyor şimdi. Okey. Derslerimizde bu sistemi kullanacağız. Aynı anda konuşmayacağız. Açacağım bazılarınızı. Işıl? Tamam, okey. Sorun yok. Benim için sorun yok. Sadece sizin için. Hani şimdi test edelim ki haftaya bir sıkıntı yaşamayın diye. Konuşmak, çünkü derslere katılımınız sizin için iyi olur. Konuştuğunuz zaman mikrofonunuzu kullanacaksınız. Şimdi görmüş oldunuz en azından sisteminizin ne durumda olduğunu. Gamze, sana tekrar gönderiyorum. Hocam, beni duyabiliyor musunuz? Ama siz de... Merve, kim, ben. Kim konuştu? Herkesi açtığı için bilemiyorum. Merve. Duyabiliyor musun? Efendim? Merve. Duyabiliyor musun? Merve, Merve, duyuyorum. Harika. Başka? Adınızı söyleyin yeter. Ben şu. Ben. Tamam. Tamam Merve, okey. Hocam, Gamze Güner, duyabiliyor musunuz? Süper. Gamze, seni de duydu. Bu sesi duymuyorum mesela. Şu anda kim konuşuyor bilmiyorum. Aşağı yazabilirsiniz. Ama çok kötü gelen sesler var. Selma. Hocam, duyuyor musun? Selma, harika geliyor sesin. Tamam. Hocam, mikrofonunuzun sesini falan açmayı deneyelim. Hocam, Yasin, ben duydunuz mu? Yasin, çok demin daha iyi geliyordu Yasin. Yasin, mikrofon, ya mikrofondan uzaklaştın ya telefondan uzaklaştın. Bozuldu ses. Peki. Şimdi. Okey, Yasin, seninkisi geldi. Seninkisinde sorun yok. Gamze. Efendim ses hocam. Ses ver bakayım. Tamam. Güzel. Şimdi Gamze ile konuşalım. Gamze, where do you live? I live in Eskişehir. What is it like? I like
Listen to music. Okay, Gamze. Where do you live? Eskişehir. What is it like? Ne sordum? Aynen. Ne soruyorum? Eskişehir yani. Evet, tamam, anladım. Eskişehir nasıl? Bağlantılı gibi cevaplayacağız şimdi. Tamam. Evet. Yani ayrı ayrı bir şimdi soru speaking olarak. Evet. Speaking de ilk bölümde genel günlük hayatla ilgili böyle bir soru soruyoruz Gamze. Seni şimdi kurban seçtik, seninle konuşacağız. Where do you live? What is it like dediğinde nerede yaşıyorsun? Neye benziyor? Şimdi bir daha baştan alıyoruz. Where do you live? I live in Eskişehir. What is it like? It's like... actually I don't know because I came maybe 6 months ago in Eskişehir. I live in Ankara and actually I just came 6 or 7 months ago in Eskişehir. Okay. Tamam, o zaman şimdi. Okay, o zaman niye Ankara demedin? Şimdi bunlar önemli. Where do you live? Anlatamayacağım bir şey seçmemen lazım. Eskişehir'de yaşıyorum dedim. Neye benziyor dedim. Bilmiyorum çünkü Ankara'da yaşıyorum dedim. Okey. O zaman demek ki where do you live'in cevabını Ankara olarak versen. Tabii ki daha çok dürüst davranmamam gerekiyor yani. Evet, evet. Tabii ki yani. Neye benziyor diye sorduğumda Ankara'yı anlatabiliyor olman lazım. Bu soruyu biliyor musun ne soracağımı? Hayır. Ama bil ki ilk bölümde nerede yaşıyorsun? Nasıl bir yer? Bunlar gelecek. Yani sürpriz yok. What is it like dediğimde neye benziyor? Diyelim ki Ankara demiştin. What is it like? What is Ankara? Like a big city and actually it's comfortable for me. Big comfortable. Yeah, big comfortable, but however is a cold. But too cold. Too cold. Ve sıkıştık ve bitti. Bitti. Tamam. Peki Gamze. Sağ ol. Teşekkürler. Şimdi senin mikrofonunu kapatıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi tabii bunu da çalışacağız. Yani burayı da şansa bırakmayacağız. Bunu da çalışacağız. Hem de bayağı sistematik çalışacağız sevgili arkadaşlar. Mesela bir description istediğimizde nerede yaşıyorsun diye sorduğumda mesela şöyle bir kafamızda hep böyle bir format oluşturacağız. Diyeceğiz ki önce city'nin ismini söyleyelim. I live in Ankara. Az önce mesela Gamze o hatayı ki yaptı. Tabii ki anlatabileceğim bir yeri söylerim. Where do you live? I live in Eskişehir deyip ondan sonra what is it like? I don't know because I live in Ankara dememek lazım. I live in Eskişehir. I live in Ankara. I live in Eskişehir which is a big city ya da which is a medium sized city which is a tiny village which is a tiny village which is a port city mesela. Mersin'de yaşıyorsun değil mi? Liman şehri. Önce bunu söyleyeceksin. Yani şunu bile yapmaktansa I live in Ankara demektense I live in Ankara which is a big city and mesela the capital of Turkey diyebilirsin tabii ki. Sonra position'ını söylersin o şeyin. It is in the mid part of Anatolian region. It is in the mountains of Aegean part of Turkey. It's on the coast of Black Sea. It's not far from Istanbul but it's not very famous. Diyelim ki İzmit'te yaşıyorsun. Sonra describe edeceksin o şehri. Bakın size bu sorular sorulmayacak. Yani what is the position of the city? Söyle bakalım. Hepsini de bilmem ne. What is the description? What part of the city? Bunları sormayacağım. Size soracağı belki 3 soru var maksimum. Where do you live? What is it like? Belki why do you like it olabilir. Niye seviyorsun ya da sevmiyorsun. Ama biz bunları hoca sormadan, examiner sormadan söylüyor olacağız. Description'ını vereceğiz. Neresinde yaşıyorum? I live in the outskirts of the şehrin dışında yaşıyorum. In a suburb. Banyosunda yaşıyorum. I live in a housing estate. İşte böyle ne diyelim o blokların housing estate'lerin olduğu yerde. Yeni yapılan şehirleşme olan yerlerde. On a busy street. Falan filan. Cold mesela iyi bir şeydi. Sana nasıl olduğunu, how is it
demiyor ama mesela cold dedin Gamze, o güzeldi. Onu biraz açabiliriz mesela. Sen ne dedin? It's cold, too cold. It's not convenient, çok uygun değil. For mesela bicycling diyebilirsin. It's not convenient for walking to work because there is no public transport diyebilirsin. Modern city, typical city, traditional Anatolian city diyelim ki Safranbolu'da yaşıyorsun atıyorum. It's a very isolated city. Nerede yaşıyorsan. Countryside, landscape. Biraz da coğrafyasından. It's a mountainous place, flat, agricultural, popular with tourists, şu bu. Bakın bunların hepsini size sormadan organize etmiş olmamız gerekiyor. Bunları da çalışacağız. Yani kafamızda hep bir kompozisyon oluşturacağız. Farklı soru tipleri için. Bu sadece tek bir başlık için örnek verdim size. Bunun gibi başka sorular da var. Bana bir kişiyi anlat, bana bir şehri anlat, bana sevdiğin filmi anlat, bana sevdiğin kitabı anlat, spor anlat, şunu anlat, bunu anlat. Hep böyle kafamızda bir format oluşturacağız, kompozisyon oluşturacağız. Tabii ki ben sizi burada besleyeceğim kelime olarak, gramer yapısı olarak bunları konuşacağız. Bu section 1 olacak. Section 2, bitiriyoruz artık dersi yavaş yavaş. Mesela section 1'e bakın. Where do you come from? What is it like there? Bakın nereden geliyorsun? Neye benziyor? Mesela Yasin, where do you come from dediğimde I'm from Balıkesir demeyeceksin. I'm from a small town on the Marmara region of Turkey which is very close to Bursa diyeceksin. It's not very developed city diyeceksin. Çok gelişmemiş bir şehir ama but a very nice city diyeceksin. Mesela famous for its köfte and soup diyeceksin. Köftesiyle çorbasını önleyeceksin. Değil mi Yasin? Başka varsa yaz yani. Hiçbir şey yazmıyorsun. Başka? Do you like living there? Have you always lived there? What is the country like? Bak toplam 6 soru ama şu 2 soruya sen yeterli cevap verirsen buradaki 3 sorudan belki birini daha, ikisini daha duyarsın. Yani kapsamlı cevaplarda ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun. Yani şeklini ortaya koyuyorsun. Ben işte burayı söylerim, böyle söylerim diyorsun. Ama off topic olmayacağız tabii. Yani where do you come from dediğinde işte Turkish politic system falan diye böyle abartmayacaksın. Tamam. Uçmayacaksın. O konunun içindeyse orayı toparlayarak söyleyeceksin. Peki bu birinci kısım. İkinci kısımda ne yapıyoruz? Burada bir diyalog var. Yani examiner ve candidate var. Sınavı veren ve candidate aday konuşuyor. Sorular geliyor. Bunları yapıyoruz. İkinci bölümde, bu arada bölümler arasındaki geçiş tamamen akışkan. Yani bunları cevapladın. What's the countryside like near your hometown? Diyelim ki işte Balıkesir. What's the countryside like near your hometown? Nasıl bir yer oradaki countryside, şehir dışı? Diyeceksin ki, oh it's lovely touristic place, lots of mountains, resorts, you can go swimming, go mountain hiking falan filan. Bitti. So now let's talk about a different topic. So I want you to describe someone diyecek hoca ve sana bir tane cue kart verecek. Aha da bunu verecek. O cue kartta ne yapman gerektiği yazıyor. Diyor ki describe someone who influenced you when you were a child. Çocukken seni etkileyen birisini yaz diyecek. You should say kim, who the person, what kind of person, ne çeşit bir insan, what your relationship was, nasıl bir ilişkin vardı bu insanla. And artı, ama büyük bir artı, how he she influenced you, seni nasıl etkiledi. Bu soruların cevabını verdiğin bir monolog oluşturacaksın. Burada sana soru sormayacak artık. Bir dakika hazırlık zamanı verecek. Not alacaksın. Asla cümle yazmayacaksın. Bir dakikada çünkü yazamazsın hiçbir şey. Sadece ana başlıklarını not alacaksın. Detaylarını konuşacağız. Ve bir dakikalık o monologunu sunacak. İki dakika boyunca konuşacaksın. Maksimum, yani minimum iki. Bu konuşma bittikten sonra da hemen yine akıcı bir biçimde bu konuyla ilgili ama direkt onunla ilgili olmayan section 3'e geçiyorsun. Ve speaking part section 3'te mesela bak ilk soruya bak. Do children have too many toys? Sizce bugün çocukların çok fazla oyuncağı var mı? Hani çocukluğunu anlattın ya. Kabaca o konuya ait bir şey ama tam birebir değil. Sonra işte devam ediyor. Daha soyut konulara doğru ilerleyecek. Do children learn better if they fun at school or if the teachers are strict? Çocuklar okulda eğlenirse mi daha mutlu olur? Pardon, daha iyi öğrenir. Yoksa hocalar çok strict olursa mı iyi öğrenir falan diye konuyu daha soyutlaştırarak
Yani çocukluk konusunu eğitimle birleştirip soyutlaştırarak sana sorular soracak. İşte yaşlı insanlara saygı ve gençlerin işte bu konudaki bilmem değişiklikler, ülkeler arasında gözüken değişiklikler hakkında ne düşünüyorsun gibi soyut sorularla Speaking Part 3'te tamamlanacak. Bunlarla ilgili yine çalışmalarımızı yapacağız. Bu kısım biraz kelime bilgisi, biraz da bazı yapıları kullanılma becerisi gerekiyor. Örneğin if clause'lar gibi, örneğin model'lar gibi bunları da kullanmamız gerekecek. Evet. Ve böylece sınav bitmiş olacak sevgili arkadaşlar. Speaking sınav günü olarak ayrı bir gün yapılıyor. Diğer üçü aynı gün. Yani o bir oturumda listening, reading ve writing yapıyorsunuz. O gün oradan çıkıyorsunuz. Diyelim ki salı. Perşembe günü de sizi speaking'e çağırıyorlar. Ve totalde ortalama 15-20 dakikada bu speaking işi bitiyor. Totalde ne oluyor? Bütün sınav ne oluyor? İşte hesaplarsak reading 1 saatti, writing de 1 saat, listening de kabaca 1 saat, 3 saat. O oturum 3 saat. Geçirmeleriyle beraber cevap anahtarına veren 3 saat 30 dakikaya yakın. Burası da 15 dakika. Toplam 4 saat speaking'e ayırabiliriz. Evet. Veriliyor. Veriliyor. Peki arkadaşlar. Bugünkü demo dersimiz burada bitti. Planlanandan geç bitirdim. Umarım sizi çok şey yapmamışımdır, alıkoymamışımdır planlarınızdan. Normal derslerimizin bitiş saati bu olacak ama. TSE'yi 19.30, 22.30. Burada saat 8.30. Eyvallah Yasin, teşekkürler. Kitap. Okey. Onu kitap, bir kitabımız var, takip ettiğimiz bir kitap. Onu konuşuyoruz. Testler diye bir şey yok. Rüya, yani şey, öyle test diye bir şey yok. Biz böyle bir ders materyali kullanıyoruz. Yani ben paylaşılabilenleri sizinle paylaşacağım. Onun dışında bir Cambridge'in hayat serisi var. Onları edinebilirsiniz. Yine farklı şekilde edinebiliyorsunuz. Onları da yine konuşuruz. Bir WhatsApp grubumuz kurulacak. Orada detaylandırırız. Ama ilk gün için, haftaya salı eğer beraber olacaksak göreceğiz. Şöyle, temel İngilizce kalıpları değil ama mesela diyelim ki o writing task vardı ya. O mesela o grafiği nasıl yazarım ben? Hangi yapıları kullanırım? Orada mesela hangi dil gerekiyordu? Futures veya neyin dilini kullanacağız? Değişimin dilini kullanacağız. Arttı, indi, yükseldi, dibe çakıldı falan. Bunları anlatacağım tabii ki. Ama şunu yapmayacağım yani. Emizar, hadi bakalım. He is falan. Bunları anlatmayacağım. O olmayacak. Ama o her bir task için gerekli olan kalıpları tabii ki öğreteceğim. Yoksa zaten bir amacı yok. Yani bir şey öğrenemezsiniz dersen. Onları anlatıyor olacağım. Gramer, bildiğiniz gramerde çalışıyor olacağız yani. To the point. Evet, tabii ki bunun içine deyimler de girecek. Phrasal'ları da ayrıca anlatacağım. Yazı yazma nasıl olacak? Ödev şeklinde olacak. Derste yazmayacağız tabii ki. O çok büyük bir vakit kaybı olacaktır tabii ki. Her hafta size bir writing ödevi vereceğim. Toplam 22 oturum, 11 hafta dersiniz var. Demek ki 11 tane writing ödeviniz olacak. Bana 11 tane ödev yazacaksınız. İlk şeyden itibaren. İlk dersten itibaren. Writing'lerinizi bana WhatsApp'ın üstünden göndereceksiniz. Genelde pazar akşamına kadar vakit vereceğim size. Salı günü writing'i anlatacağım. Çok sistematik olacak. Salı writing'i anlatacağım. Diyeceğim ki pazar akşamına bana gönderin. Pazar akşamına göndereceksiniz. Ben de bir sonraki salıya, yani en geç pazar anlamında, salıya okumuş ve WhatsApp grubuna göndermiş olacağım. WhatsApp grubu üstünden exchange edeceğiz. Speaking'ler ders sonunda olacak. Grup 20 kişi ise mesela salı günü 10, perşembe günü 10 veya işte kaç kişisi onlarla konuşacağım. Bazen speakingleri diyeceğim ki bana şey gönderin, WhatsApp'tan speaking dosyası gönderin diyeceğim. Bu şekilde olacak. Readingleri ve listeningleri zaten derste yapacağız. Bütün gerekli olan deyimsel yapıları göstereceğim. Ayrıca phrasal verb de çalıştıracağım size. Yani konu dışında
kelime de çalıştıracağım size. Pekala. Başka sorunuz var mı? Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu arada grup daha kurulmadığına göre eğer sosyal medyaya gıcık değilseniz beni Instagram'dan lütfen ekleyin. Şey gönderin. İşte ondan sonra oradan da sorularınızı sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sağ ol Alpaycığım. Teşekkür ederim. Alpay da oraya yazdı zaten. Bu da Instagram adresi. Face göndermiyorum. Kenan. Daha o kadar yaşlanmadık Kenan. Face'e düşecek kadar yaşlı değilim. Tamam biraz sakallar beyazladı ama. Instacıyız. Insta'dan daha kolay haberleşiyoruz. Okey. Galiba o zaman şeyden konuşuruz. WhatsApp grubumuzdan konuşuruz. Dersimiz burada sona eriyor. Demo dersimiz. Sağ olun katıldığımı gösterdiğiniz için arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla grup oldukça aktif ve iyi bir şey geçireceğiz. İyi bir dönem geçireceğiz. Ben teşekkür ederim Yasin'cim. Kendinize iyi bakın. Memlekete selamlar. Evdekilere, büyüklere, küçüklere, herkese selam, sevgi. Kendinize iyi bakın. Haftaya salı görüşmek üzere.